Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi birinci ünite özeti. Ailenin tarihsel, kuramsal ve toplumsal temelleri. Aile kurumunun tarihsel temelleri. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile hemen her çağda karşılaştığımız bir toplumsal gruptur ancak farklı dönemlerde yaşayan toplumların değerleri ve yaşam biçimleriyle şekillenmiştir. Yani, Aile tarih boyunca toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişim gösteren dinamik bir kurum olmuştur. Bu dinamizm geniş aileden çekirdek aileye, ailenin üretim birimi olmasından tüketim birimi olmasına, kamusal bir kurum olarak tartışılmasından özel alana kayması ve eğitim ve sağlık gibi bazı işlevlerini başka kurumlara devretmesi gibi pek çok değişimi içermektedir. Avcı ve toplayıcı toplumda aile avcı ve toplayıcı toplumlar günümüzden 10 bin yıl öncesinde yaşamıştır. Önceleri çoğunlukla 30 ila 40 kişilik göçebe topluluklardan, sonraları ise klan tipi küçük örgütlenmelerden oluşan bu toplumlarda insanlar, doğadaki hayvanları avlayarak ve bitkilerin meyvelerini toplayarak iş bölümü içinde yaşamlarını sürdürmüştür. Bu yaşam biçiminde erkeklerin savaşçılığı, Kadınların ise toplayıcı rolü öne çıkmakla birlikte kadının durganlığının toplumda kadına saygınlık getirdiği ve kadınlar ve erkeklerin eşit statüde olduğu iddia edilmektedir. Özel mülkiyet kavramının gelişmediği bu topluluklarda cinsiyete dayalı iş bölümü ile elde edilen yiyecekler eşit paylaşılmıştır. İş bölümü, paylaşım ve ortak mülkiyet bu toplumlarda cinsiyetler arası ilişkilerin de eşitlikçi olması sonucunu doğurmuştur. Avcı ve toplayıcı toplumlarda aile yaşamının ilk örnekleri, göçebelikten yavaş yavaş yerleşik düzene geçmiş olan anaerkil klanlarda kendini göstermektedir. Klan tipi örgütlenmelerde kadınların etkin rol aldığı küçük çaplı tarımsal faaliyetlerin ilk örneklerine rastlanır. Erkeklerin avlanmak için uzakta olduğu bu topluluklarda kadınlar klanın ekonomik yaşamı ve yönetiminde etkin olmuştur. Kadınların durganlık yoluyla kazandıkları saygınlık, üretimdeki etkin rolleri ve soyun anaya göre belirlenmesi avcı ve toplayıcı toplumlarda anaerkil yapının temelini oluşturmuştur. Tarım toplumda aile. Tarım toplumlarına geçiş süreci basit üretim aletlerinin yapımı, hayvanların evcilleştirilmesi, tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve tüketilenden fazla besinin üretilmesi, artık ürün gibi gelişmeleri içermektedir. Artık ürününün üretilmesiyle topluluktaki üyelerin bazıları üretim sürecinin dışında kalmış, yeni meslekler ortaya çıkmaya başlamış ve erkekler üretim araçları yaparken kadınlar ev aletlerinin yapımına yönelmiştir. Mirasın aktarımı ve soyun devamı için tek eşli evlilik de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Tek eşlilik, ataerkil sistemi ve erkeğin ekonomik çıkarlarını koruyan bir aile tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Köleci toplumdan feodal topluma geçişte ise toprak sahipliği önemli hale gelmiş ve geniş aile şeklinde yaşayan üç aile tipi ortaya çıkmıştır. Bunlar soylu aileleri, köylü aileleri ve esnaf zanaatkar aileleridir. Çekirdek aile yapısının kökenleri de feodal toplumda dini otoritelerin çok eşlilik, evlat edinme, yeniden evlenme ve boşanma konusunda getirdiği yasaklarla atılmıştır. Geniş aileler bu dönemde en yoğun görülen aile yapısıdır. Bu dönemdeki farklı ailelere gelirsek, soylu aileler toprağın ve köylülerin ürettiği artık ürünün sahibidir. Evliliklerinde baba ve kral söz sahibi olup, evlilik yoluyla ekonomik ve politik çıkarların gözetilmesi temel amaçtır. Köylü ailesi ise bütün üyeleriyle birlikte soylunun toprağında çalışır ve aile bir üretim birimidir. Esnaf ve zanaatkar ailelerinin de tüm üyeleri üretimde aktif rol aldığından bu ailenin de üretim birimi olma özelliği vardır. Çocuklar tarım toplumu döneminde ebeveynlerinden duygusal yakınlık görmemişlerdir. Çocuğun bakımından köylü ailesinde akrabalar ve yaşlılar, soylu ailesinde ise hizmetçi ve dadılar sorumlu olmuştur. Çocuğun toplumsallaşmasında ebeveynlerden çok diğerleri rol oynadığı için bugün anladığımız anlamda kadınların annelik rolü belirgin değildir. Sanayi toplumda aile. Bu dönemin özellikleri bilimsel alandaki gelişmeler, coğrafi keşifler, endüstri ve ulaştırma sektöründeki gelişmeler ve bunlara paralel olarak artan kentleşme ve kırdan kente göçtür. Bu dönemde ailelerin küçüldüğü, geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına bir geçiş olduğu kabul edilmektedir. Ahlaki değerler burjuva ailesi için önemlidir. Temel rolü annelik olan burjuva kadını çocuğuna duygusal yakınlık gösterir ve çocuğun ahlaki gelişimine önem verir. Sanayi toplumunda işçi sınıfı ailelerinde ise değerler ve etkinlikler farklıdır. Bu ailelerde çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile bireyleri çalışma yaşamına katılmıştır. Burjuva ailelerinin sahip olduğu ataerkil yapı Sermayesi olmayan işçi sınıfında etkin olmamış, baba, kadın ve çocuklar için bir otorite figürü haline gelmemiştir. Sanayi sonrası toplumda aile. Sanayi sonrası toplum 1980'li yıllardan itibaren gelişmiş olup günümüze kadar uzanmaktadır. Bu toplumun temel özellikleri arasında bilgi teknolojilerinin gelişmesi, hizmet sektörünün gelişmesi ve bilginin temel sermaye olması vardır. Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile dönüşüme uğramış, çalışan kitle büyük ölçüde hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır. Hizmet sektörü eğitim, sağlık, medya, turizm gibi alanları içermektedir. Sanayi sonrası dönemde orta sınıf veya beyaz yakalılar olarak tanımlanan ve profesyonel ve teknik işleri yapan bir toplumsal sınıf önem kazanmıştır. Bu sınıfta mühendisler, bilim insanları, sağlık çalışanları, yöneticiler ve teknisyenler gibi daha çok zihin emeğiyle çalışan önemli meslek grupları bulunmaktadır. Evlilik ve çocuk yapma yaşının yükselmesi, üreme ve gen teknolojilerinin gelişmesi, daha az sayıda çocuk sahibi olma ve nüfusun yaşlanması da sanayi sonrası dönemde aile kurumunu etkileyen önemli faktörlerdir. Ailede aterkil yapı halen varlığını sürdürse de kadının ekonomik yaşama daha fazla katılması çekirdek aile içindeki gücünü ve saygınlığını artırmıştır. Günümüz toplumunda çocuk ailelerin merkezindedir ve çocuğun eğitim ve bakımı için tüm kaynaklar seferber edilir. Ailenin eğitim işlevi ise bu dönemde okullara devredilmiştir. Sanayi sonrası toplumda geniş aile çoğunlukla kırsalda varlığını sürdürmekte ancak çekirdek ailede hem kırsal hem de kentsel alanlarda en yaygın görülen aile yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile ilgili temel kavramlar Günümüzde çekirdek ve geniş aileler dışında alternatif aile yapılarının ve yaşam biçimlerinin ortaya çıkması geleneksel aile ve evlilik tanımlarının kapsamını tartışmaya açmıştır. Yalnız yaşama, birlikte yaşama, eşcinsel evlilikleri, sandviç aile, tek ebeveynli aileler, babasız aileler ve üyelerin ayrı hanelerde yaşadığı aileler gibi pek çok aile yapısı ve yaşam biçimi sınıflandırma ve tanımlama yapmayı zorlaştırmaktadır. Aile, evlilik, kan bağı, evlat edinme veya tercih yoluyla ilişkili olan iki ve daha fazla sayıda kişinin oluşturduğu toplumsal grup şeklinde tanımlanmaktadır. Farklı aile yapıları, aile yapıları kapsamında bu bölümde sosyolojik sınıflandırmalara dayalı olarak geniş aile, çekirdek aile, üvey aile ve tek ebeveynli aileye yer verilmiştir. Türkiye'de yapılan sınıflandırmalarda ise kent ailesi, kır ailesi, gece kondu ve geçiş ailesi gibi sınıflandırmalara da başvurulmaktadır. Bu sınıflandırmalar Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan iç göç ve kentleşme ile ilişkilidir. Geniş aile, büyük aile olarak da adlandırılan geniş aile, aynı hanede yaşayan ve birlikte çalışan karı koca ve beraber yaşadıkları akrabalarını içeren büyük aile yapısıdır. Geniş ailede yeni evli çift kadının annesinin akrabaları ile kalıyorsa buna matrilokal yerleşim, erkeğin babasının akrabaları ile yaşıyorsa buna patrilokal yerleşim denilmektedir. Yeni evli çiftin matrilokal veya patrilokal yerleşimden tercih şanslarının olduğu tipe ise ambilokal yerleşim denilmektedir. Ambilokal yerleşim kalıcı bir tercih olmayıp çiftler gerekli gördüklerinde diğer ailenin yanına yerleşebilmektedir. Yeni evli çiftlerin erkeğin dayısının yanına yerleştiği durumlara ise avunkulokal yerleşim adı verilmektedir. Bu yerleşim türünde miras kadın yoluyla aktarılmakta ve erkeğin saygınlığını kadın belirlemektedir. Çekirdek aile. Küçük aile olarak da adlandırılan çekirdek aile, evlilik bağı ile bağlı karı koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşan küçük aile yapısıdır. Çekirdek aile içinde yeni evli çift kendi ailelerinden bağımsız bir hane kuruyorsa buna neolokal yerleşim denilmektedir. Neolokal yerleşim ve çekirdek aile yapısı sadece evli çiftleri ve çocuklarını içerdiği için ailenin göç etmesine yani coğrafi hareketliliğe olanak sağlamaktadır. Üvey aile, boşanma, terk veya eşlerden birinin ölümü nedeniyle tekrar evlenenler ve eşlerden en az birinin önceki ilişkisinden çocuğunun olduğu aileler üvey aile yapısı içinde değerlendirilmektedir. Tek ebeveynli aile. Bu aileler ölüm, boşanma, ayrı yaşama veya terk gibi nedenlerle parçalanmış aileler veya evlilik yapmadan çocuk sahibi olma gibi sebeplerle tamamlanmamış veya parçalanmış ailelerdir. Tek ebeveynli aileler anne ve çocuklar veya baba ve çocuklardan oluşur. Yani çeşitli sebeplerle parçalanmış aileleri ve tamamlanmamış, babasız aileleri kapsamaktadır. Evlilik türleri, aile kavramıyla ilişkili olan evlilik en genel tanımıyla insanların toplumca tanınan ölçütlere göre oluşturdukları ve eşlerin aile üyesi olarak birbirleri üzerindeki hakları ve sorumluluklarına meşruiyet kazandıran bir birlikteliktir. Evlilik çocukların yasal ebeveynlerini tayin eder. Eşlere birbirleri üzerinde cinsel haklar tanır. Eşlere birbirlerinin emeği ve mülkü üzerinde haklar tanır. Eşlere çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde sorumluluklar yükler. Eşlerin karı koca olarak görev ve sorumluluklarını belirler. Eşlerin ailelerine de miras ve velayet hakları ve sorumlulukları verir mirasın kuşaklar arasında aktarılmasına yasal zemin hazırlar. Evlilikle akrabalık ilişkileri kurulur. Çevre ölçütüne göre yapılan sınıflandırmada iki tür evlilik vardır. Endogami ve egzogami. Endogami. Endogami, içerden evlenme, kişilerin mensup oldukları sosyal grup içinden yani aynı veya benzer ırk, din, sosyal sınıf, yöre veya ulustan kişilerle evlenmesidir. Egzogami. Egzogami dışarıdan evlenme ise kişilerin kendilerinden farklı sosyal gruplardan kişilerle evlenmesidir. Eş sayısına göre yapılan sınıflandırmada evlilikler monogami ve poligami şeklinde sınıflandırılmaktadır. Monogami. Monogami tek eşlilik modern zamanların kabul gören ve en sık görülen evlilik türü olup kişilerin aynı anda tek kişiyle evli olmasıdır. Ancak eşlerden birinin ölümü veya boşanma gibi durumlarda bireyler yeniden evlenebilir. Eş zamanlı olmamak kaydıyla bireylerin birden fazla evlilik yapması ise seri monogami olarak adlandırılmaktadır. Poligami Poligami, çok eşlilik, ise kişilerin eş zamanlı olarak birden fazla eşle evli olmasıdır ve çok yaygın değildir. Poligaminin, polijini ve poliandri şeklinde adlandırılan iki tipi vardır. Polijini, çok karılılık, bir erkeğin birden fazla kadınla eş zamanlı olarak evli olması iken poliandri, çok kocalılık, bir kadının birden fazla erkekle eş zamanlı olarak evli olmasıdır. Leverat. Leverat türü evlilikte, dul kalan kadın, kaybettiği kocasının erkek kardeşi, kayınbirader, ile evlenir. Sorarat. Sororat türü evlilikte ise dul kalan erkek, kaybettiği karısının kardeşi, baldız, ile evlenir. Berdir. Berdir türü evlilikte hem kız hem erkek çocukları olan iki aile karşılıklı olarak kız ve oğullarını evlendirirler. Tay geldi. Tay geldi evlilik türünde ise karşı cinsten çocukları olan dul kadın ve erkeğin kendilerinin evlenerek çocuklarını da evlendirmeleri söz konusudur. Bu tipte önce çocukların, daha sonra ise dul kadın ve erkeğin evlenmesi beklenmektedir. Farklı kuramsal yaklaşımlarda aile Toplumsal yapı içinde aileyi ve aile bireylerinin ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olan kuramlar makro ve mikro düzeyde kuramlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Makro düzeydeki kuramlar aileyi toplumsal bir kurum olarak sınıflandırarak ailenin toplumdaki diğer kurumlardan din, ekonomi, siyaset ve benzeri nasıl etkilendiğine ve toplumu nasıl etkilediğine, mikro kuramlar ise ailedeki bireylerin aile yaşamını nasıl deneyimlediğine odaklanmaktadır. Makro düzeydeki kuramlar aileyi bir bütün olarak incelerken, mikro düzeydeki kuramlar bu bütünün parçası olan aile üyeleriyle ilgilidir. Makro kuramlar; yapısal işlevselci çatışma, ekolojik kuram ve feminist kuramlar. Mikro kuramlar ise sembolik etkileşimci kuram ve sosyal mübadele kuramıdır. Yapısal işlevsel kuram Yapısal işlevsel kuram toplumu yaşayan bir organizma gibi ele alır ve toplumda sürekliliğin sağlanmasında çeşitli toplumsal kurumların işleyişine dikkat çeker. Yapısal işlevsel kurama göre toplumun tüm kurumları bazı işlevleri yerine getirerek toplumsal yapının devamını sağlamaktadır. Yapısal işlevsel kuramın temsilcilerinden Talcott Parsons'a göre de ailenin temel işlevi çocukların birincil toplumsallaşması ve kimliklerin dengelenmesidir. Yapısal işlevselci kurama göre sanayileşme ile ortaya çıkan modern toplumda ailenin ekonomik işlevi azalmış, çocuk yetiştirme, toplumsallaştırma ve üreme daha önemli hale gelmiştir. Bu kuramda genel olarak ailenin toplumsal yapıya katkısı çocukların toplumsallaşması, çocuklara ırk, din ve sosyal sınıf gibi kimlikler kazandırarak toplumsal statünün devam ettirilmesi, aile üyelerine ekonomik ve duygusal destek sağlanması ve üreme işlevleri ile olmaktadır. Aile içinde erkek araçsal rolleri, kadın ise duygusal rolleri üstlenmiştir. Araçsal roller, dış dünya ile ilgili olup rekabet, akılcılık, kendine güven ve rahatlık gibi özellikleri gerektirir. Duygusal roller ise ev içi alanda ihtiyaç duyulan sıcaklık, özen, hassasiyet, duygusallık gibi özelliklerle ilişkilidir. Bu kuramın eleştirildiği noktalar erkek ve kadın arasındaki cinsiyete dayalı iş bölümünü doğal göstermesi. Çocuğun toplumsallaşmasında medya, eğitim ve devlet gibi diğer kurumların rolünü göz ardı etmesi ve çekirdek aileden farklı aileleri dikkate almayıp bunları olumsuz değerlendirmesidir. Çatışma kuramı. Çatışma kuramı, yapısal işlevsel kuramın toplumla ilgili tezlerini eleştiren farklı kuramcıların tezlerini içermektedir. Bu kuram temel olarak toplumdaki eşitsizliklere ve çatışmalara dikkat çeker. Bu yönüyle çatışmacı kuramın temeli Karl Marx'ın ve Hegel'in fikirlerine dayanır. Çatışma içindeki gruplara toplumsal sınıflar, örneğin işçi sınıfı ve kapitalist, kadın erkek, köylü kentli, ebeveyn çocuk, farklı ırk, etnik grup ve dine mensup topluluklar örnek verilebilir. Çatışma kuramının eleştiri aldığı konular ise şöyle sıralanmaktadır: Aile içinde sevgi ve bağlılığa yer vermeden çatışma ve rekabete odaklanmaktadır. Farklılıkları çatışma kaynağı olarak sunmaktadır ve ilişkilerin mahrem yaşandığı aile içinde çatışmanın nasıl ölçüleceği konusunda açıklama yapmamaktadır. Ekolojik kuram, ekoloji kavramını ilk kez bir biyolog olan Ernst Haeckel, sosyal bilimlerinde ise ilk kez 1965 yılında Roger Baker kullanmıştır. Sosyoloji alanında da Ted Huston ekolojik kuramın kavramlarına evlilik ve romantik ilişkileri açıklamada başvurmaktadır. Ekolojik kuram, ailenin yaşadığı fiziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik çevreden nasıl etkilendiğine ve çevreyi nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Özellikle eğitim alanında sıklıkla başvurulan ekolojik kuramı Uri Bronfenbrenner geliştirmiştir. Bronfenbrenner, İnsan gelişimini beş farklı düzeydeki çevresel sistemle, mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem ve kronosistem, ilişkilendirerek açıklamakta ve her düzeyde yer alan ilişkiler ve etkileşimlerin insan gelişimini etkilediğini vurgulamaktadır. Feminist Kuram Feminist kuram ailenin toplumsal cinsiyet rolleri yoluyla eşitsizlikleri devam ettirdiğine dikkat çekerek ailenin sağladığı duygusal desteği ve yapısal işlevselci kuramın doğal gösterdiği cinsiyete dayalı iş bölümünü sorgular. Feminist kuram içinde farklı yaklaşımlar olup toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ataerkillik, kapitalizm ve ırk temelli farklı açıklamalar getirirler. Bu yaklaşımlar radikal feminizm, liberal feminizm Sosyalist feminizm, siyah feminizm ve postmodern feminizm şeklinde genel başlıklarla açıklanabilir. Radikal, köktenci feminizm kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın, sömürünün ve eşitsizliğin temelinde ataerkilliği görür ve özellikle kadın bedeni üzerinde yoğunlaşır. Liberal feminizm ise kadınların kamusal alanda karşılaştığı eşitsizliğe vurgu yaparlar ve erkeklerle eşit haklara sahip olmaları yönünde yasaların değişmesi gerektiğini savunurlar. Sosyalist feminist düşünce Marx ve Engels'in fikirlerine dayalı olarak gelişmiştir. Bu düşüncede toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin temelinde hem ataerkillik hem de kapitalist ekonomik sistem vardır. Ataerkillik ve kapitalist ekonomi birbirini destekler. Siyah feminizm ise orta sınıf ve beyaz kadınların deneyimlerine odaklanan diğer feminist yaklaşımları eleştirir ve ortak bir kadın kimliğine karşı çıkar. Siyah feminizm, alt sosyoekonomik sınıflarda olan, gelişmemiş ülkelerdeki ve siyah kadınların yaşadığı ayrımcılık ve eşitsizliğin orta sınıf ve beyaz kadınlardan daha fazla olduğunu vurgular. Postmodern feminizm ise kadınları tek bir kategoriye indirgeyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıklayan her türlü sınıflandırmayı reddeder. Toplumsal katmanların çeşitliliğine dikkat çeker ve bu çeşitliliği meta açıklamalara indirgemeye karşı çıkar. Postmodern feministlere göre ortak bir kadın kimliğinden ziyade farklı gruplardaki kadınları ötekileştiren söylemlere odaklanılmalı ve bu eril söylemler, yapı bozumuna, uğratılmalıdır. Sembolik etkileşimci kuram. Sembolik etkileşimci kuram ailede gündelik yaşama ve aile içinde üyelerin birbiriyle nasıl etkileştiğine odaklanmaktadır. Bu kuramın temel kavramları etkileşim, yorumlama, semboller, roller, benlik ve anlamlandırmadır. Aile üyelerinin etkileşim sürecinde çeşitli durumları nasıl yorumladıklarını ve yükledikleri ortak anlamlara dayalı olarak davranışlarını nasıl düzenlediklerine işaret eder. Etkileşim sürecinde kullanılan semboller, dil, bedenimiz, jest ve mimiklerimiz davranışa anlam katar ve kişilerin bu davranış veya durumlara yükledikleri anlamlar sembolik etkileşimci kuramın merkezindedir. Çeşitli durumlarda aile üyelerinin nasıl ortak anlam çıkardığı ve bu anlamlandırmanın aile üyeleri arasındaki ilişkileri nasıl etkilediği bu kuram için önemlidir. Sosyal mübadele kuramı Sosyal mübadele kuramı bireylerin ilişkilerinde fayda maliyet temelli davranışlarda bulunduğuna ve ödülleri artırmaya yönelik hareket ettiklerine dikkat çeker. Bu kuramın temel kavramları ödüller, eşitlik, fayda maliyet ve kaynaklardır. Örneğin, aile içinde karı koca birbirlerine verdikleri ve aldıkları üzerinde sürekli konuşmaz ve aralarında karşılıklılığa dayalı bir ilişki geliştirirler. Sosyal mübadele kuramı özellikle evlilik ilişkilerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve bozulmasında etkili olan faktörleri açıklamada kullanılmaktadır. Bu kuramda eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinin sağladığı desteği değerlendirdiği, bu doğrultuda ilişkiyi sürdürme ve sonlandırma kararı aldıkları ifade edilmektedir. Bu kuramın eleştirildiği konular ise fayda, ödül ve maliyet kavramlarının yeterince tanımlanmadığından kuramın test edilememesi, Karşılık beklemeden yapılan yardımsever davranışlara açıklama getirememesi, insanları rasyonel hesap makinaları gibi göstermesi ve kuramın grup davranışlarını göz ardı ederek bireyci bir açıklama sunmasıdır. Türkiye'de aile yapısı ve ailelere yönelik hizmetler. Türkiye'de aile yapısını etkileyen ve ailelerin toplumsal örüntüsünde belirleyici olan olguların başında iç göç gelmektedir. İç göç süreci 1950'li yıllardan itibaren başlamıştır. Göçü tetikleyen unsurlar arasında ise sanayileşme, kentleşme, hizmet sektörünün büyümesi, kırsal alanlarda nüfusun artması ve toprağın bölünmesi ve tarımda makinaların kullanımıyla artan işsizlik gösterilmektedir. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün ASAGEM 2010 yılında hazırlamış olduğu rapora göre en çok göç alan bölgelerimiz sırasıyla Doğu Marmara, İstanbul, Batı Anadolu, Ege, Batı Marmara Akdeniz ve Doğu Karadeniz'dir. En çok göç veren bölgeler sırasıyla, Güneydoğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Batı Karadeniz'dir. Göç alan bölgelerde uyum sorunları, mekansal yerleşim, çocukların çalışması, eğitim sorunları ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Göç veren bölgelerde ise ailelerin dağılması, mevsimlik işçiliğin getirdiği sorunlar ve yerel ekonomik zayıflık önemli sorunlar arasında gösterilmektedir. Göç veren bölgeler için aile açısından en önemli sorun ailenin dağılmasıdır. Çoğunlukla ailede erkeğin uzakta çalıştığı, kadının yalnız kaldığı ve babasız aile olarak tanımlanabilecek bir aile yapısı ortaya çıkmaktadır. Bu ailelerde kadınlar hem yalnız olduğu için toplumsal baskı altında yaşamakta hem de çocukların bakımında ve kontrolünde zorlanmaktadır. Çoğu zaman eşinden yeterince ekonomik destek alamayan kadınlar bu aile yapısında yoksullukla mücadele etmektedir. Göç veren bölgelerde görülen diğer bir sorun ise geçici mevsimlik işçilerdir. Özellikle tarım sektöründe çalışan bu aileler Güneydoğu Anadolu bölgesinden diğer bölgelere fındık, pamuk patates ve benzeri ürünlerin ekim ve haşatında çalışmak için mevsimsel olarak göç etmektedir. Bu durumda ailelerin çocuklarının okula devam etmedikleri veya okuldan erken ayrıldıkları görülmektedir. Türkiye'de aile yapısında görülen en önemli değişim ailenin küçülmesidir. Ailenin küçülmesi hem çekirdek ailenin başat hale gelmesini hem de tek ebeveynli ailelerin sayısının artmasını içermektedir. Çekirdek ailelerden çocuklu olanlar kentlerde, çocuklarını evlendirmiş çocuksuz çekirdek aileler ise kırsal alanlarda yoğunlaşmaktadır. Tek ebeveynli aileler de kentlerde kırsal alana göre sayıca daha fazladır. Durganlık ailelerin sahip olduğu çocuk sayısıyla ilgili olup ailelerin sosyoekonomik düzeyiyle değişiklik göstermektedir. Kentlerde eğitim düzeyinin daha yüksek olması ve kadınların ekonomik hayata daha fazla dahil olması ile de bağlantılı olarak kadınlar özellikle kentlerde daha geç yaşta ve daha az sayıda çocuk sahibi olmaktadır. Doğurganlığın azalmasının göstergelerine örnek olarak 1 ve 2 çocuk olan çekirdek ailelerin oranı yaklaşık %41 artarken, 3 ve daha fazla çocuğun olduğu çekirdek aile sayısının %81 oranında azalmış olması verilebilir. Türkiye'de aile kurma ve evliliğe ilişkin özellikler de aile yapısında görülen değişmelerdendir. Bu özellikler evlilik yaşı, nikah türü, evlilik kararı ve akraba evliliğini içermektedir. Eğitim, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve bölgesel farklılıklar aile kurma ve evliliğe ilişkin özellikleri etkilemektedir. Türkiye'de aile politikaları ve destek hizmetleri Aile politikaları faaliyet alanlarına ve politika amaçlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Faaliyet alanlarına göre yapılan sınıflamada aile politikaları üç başlıkta incelenmektedir. Bunlar, aile davranışının yasal düzenlenmesi, aile gelirini destekleyen politikalar ve aile hizmetlerine ilişkin politikalardan oluşmaktadır. Aile davranışının yasal düzenlenmesine yönelik politikalar evlilik, boşanma, cinsellik, Doğum kontrolü ve kürtaj, ebeveyn hak ve sorumlulukları ve çocukların korunmasına alanlarında kanunları içermektedir. Aile gelirini destekleyen politikalar, vergi indirimleri, aile ve çocuk yardımları, doğum izni ve yardımları ve çocuk desteğinin güçlendirilmesini içermektedir. Aile hizmetlerine ilişkin politikalar ise çocuk bakım hizmetleri, devlet destekli konut, sosyal hizmetler ve halk sağlığı konularında verilen hizmetlere yöneliktir. Aile politikalarını amaçlarına göre sınıflandıran yaklaşımda ise aileyi güçlendirme, aileyi koruma ve aileyi destekleme amaçlarına yer verilmektedir. Güçlendirme politikaları kapsamında alınan önlemler arasında çalışan ebeveynler için doğum öncesi ve sonrasında izinler, Çocuğun hastalığı gibi durumlarda eğitim amaçlı izin kullanımı, çocuk sayısı veya çalışmayan eşten dolayı yapılan vergi indirimleri, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik sisteminde emeklilik ve çocuk yardımı gibi konularda gözetilen haklar yer almaktadır. Aileyi koruyucu politikalar aile hayatını geliştirmeye yönelik eğitim ve danışma hizmetlerini kapsamaktadır. Koruyucu politikalara eşler arası iletişim, sorun çözme becerileri, çocuk yetiştirme Aile planlaması, kadın sağlığı, ailenin yasal ve sosyal hakları, doğum kontrolü gibi konularda eğitim hizmetleri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri örnek verilebilir. Son olarak, aileyi desteklemeyi amaçlayan politikalar kreş ve gündüz bakım evi, koruyucu aile hizmeti, yaşlı bakımı gibi ailenin yerini alabilecek kurumların sunduğu hizmetlerle ilgilidir. Türkiye'de aile politikaları kapsamında aileler için oluşturulmuş pek çok sosyal program ve hizmet bulunmaktadır. Ailelere sunulan bu hizmetlerden bazıları evlilik teşvikleri, sosyal güvenlik ve annelerin emeklilik hakları, doğum öncesi ve sonrası anne ve babaların izin kullanımı, süt izni, evde bakım hizmetleri, eş ve çocuk yardımları, özel gereksinimli çocuklar için eğitim desteği, aile sağlığı, aile danışmanlığı ve rehberliği, okul öncesi eğitim hizmetleri aynı ve nakdi yardımlar, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı şeklinde sıralanabilir. Bu hizmetlerde etkin olan resmi kurumlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı içermektedir. Anne-baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi ikinci ünite özeti. Türkiye'de aile çalışmaları. Aile çalışmalarının önemi ve Türkiye'de aile çalışmalarının tarihçesi. Değişen koşullar altında anne babalığın gerektirdiği becerilerin de değişmesi ve karmaşıklaşması, aile içi rollerin değişmesi, ailenin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları, aile çalışmalarına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Aile çalışmaları kapsamında ebeveynlerin farkındalıklarını artırmak uzun vadede sosyal eşitsizliğin azaltılmasına da katkı sağlar. Bu doğrultuda çeşitli kurumlar tarafından aileye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile eğitimi konusundaki girişimleri bu çalışmalara örnek verilebilir. Bu çalışmalarla çeşitli toplumsal dönüşümler karşısında eğitsel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek gereksinimleri artan ailelere ulaşılmaktadır. İnsan yaşamında anne baba olmak ve anne babalık becerilerinin gelişimi kişinin hem kendisi için hem de bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirebilmesi için çok önemlidir. Bu bağlamda aile çalışmalarının amacı farklı yaklaşımlarla aileyi destekleyerek bütün aile bireylerinin yaşamına olumlu katkılar getirmek ve ailelere ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, davranış ve tutumları kazandırmaktır. Bu amaca dönük olarak gerçekleştirilen aile çalışmaları her sosyoekonomik ve kültürel katmanda çocuğa ve aileye dolayısıyla da topluma sayısız yarar sağlamaktadır. Türkiye'de gerçekleştirilen aile çalışmalarının tarihsel süreçte ilk adımlarının Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma seferberliği kapsamında aile okulları, millet mektepleri gibi çalışmalarla atıldığı belirtilmektedir. Bu çalışmaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin aile okulları izlemiştir. Türkiye'de aileleri desteklemeye yönelik çalışmaların en önemlisi anne babalara haftalık sohbet toplantıları adıyla atılmıştır. Erken Destek Projesi de Türkiye'de gerçekleştirilmiş önemli bir çalışmadır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere AÇEV, SERÇEV, Tohum Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ve belediyeler de ailelere yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Kültürün aile üzerindeki etkileri. Sosyokültürel ortam aile yaşamının ve insan gelişiminin önemli bir şekillendiricisidir. Türkiye'de özellikle kültürün aileyi ve bireylerini nasıl etkilediği kapsamında J. Jensen Arnett'in toplumsallaşma kuramı ve Çiğdem Kötcübaşı'nın aile değişim modelini incelemek yararlı olacaktır. Toplumsallaşma kuramından ve aile değişim modellerinden Türkiye'de aile yapıları ve işlevlerini kültürün ve yaşam koşullarının nasıl etkileyebileceği görülebilir refah düzeyi ve sosyoekonomik koşulların yüksek olduğu toplumsal bağlamlarda kültürel değerler aileyi geliştirici etkilere sahipken aynı toplum içinde bazı ailelerin dar toplumsallaşma özellikleri taşıyan kültürel değerlerle çocuklarını yetiştirmesi mümkündür. J. Jensen Arnett'in, 1995 kuramında toplumsallaşma kültürel bir süreç olarak tanımlanarak farklı kültürleri ayıran iki tür toplumsallaşmadan bahsedilmektedir. Geniş toplumsallaşma ve dar toplumsallaşma. Geniş toplumsallaşma özelliği gösteren kültürler bireyciliği, bağımsızlığı ve bireyin kendisini ifade etmesini ailedeki ve yakın çevredeki toplumsallaşma kaynakları aracılığıyla destekler. Bu kültürlerde anne babalar kültürel çerçeveyi kendi kişilikleri ve tercihleri doğrultusunda değiştirme imkanına sahiptir. Dar toplumsallaşma özelliği gösteren kültürler ise itaati ve uyma davranışını en yüksek değer olarak kabul eder ve kültürel beklentilerin yerine getirilmemesi hoş karşılanmaz. Bu kültürlerde anne babalar çocuklarından itaat ve uyma davranışı göstermesini bekler. Toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farkların da belirgin olduğu dar toplumsallaşma kültürlerinde kızların toplumsallaşması da erkeklerinkinden daha dardır. Dar toplumsallaşma özellikleri gösteren ülkelere örnek olarak Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan gösterilmektedir. Bu kapsamda günümüz Türkiye'sinde kültürün dar toplumsallaşma özellikleri gösterdiği ve ailelerin de bu kültürün bir parçası olduğu ifade edilebilir. Bu yüzden anne babaların eğitilmesi çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkı sağlayacaktır. Çiğdem Kağıtçıbaşı aileleri üç farklı model ile açıklamaktadır, karşılıklı bağımlı aile, bağımsız aile ve psikolojik, duygusal aile. Bu modeller aile sisteminin ve işleyişinin sosyoekonomik koşullara göre farklılık gösterdiği öngörüsü üzerine temellendirilmiştir. Karşılıklı bağımlı aile modelinin tipik örnekleri özellikle ataerkil aile yapısının ve sıkı bağlarla örülmüş aile ve insan ilişkilerinin olduğu geleneksel ve kırsal toplumlarda görülmektedir. Çocuğun anne babaya bağlılığı itaate ve otoriteye dayalıdır. Otoriteye ve itaate dayalı sosyalleştirilen çocuklar aile ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı anne babasına yatırım yapan bağlı çocuklara dönüşür. Bu nedenle bu aile modelinde bağımsız çocuk yetiştirmek uygun değildir. Çocuğun otoriteye ve itaate dayalı olarak sosyalleştirilmesi işlevsel geniş aile yapısını desteklemektedir. Bağımsız aile modeli bireyci, yüksek refah düzeyindeki kentleşmiş ve sanayileşmiş teknoloji toplumlarında görülmektedir. Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımsızdır. Çekirdek aile yapısının olduğu bu modelde aile bireyleri ve nesiller birbirinden ayrışmış bir özellik göstermektedir. Erkek çocuğun değeri ve genel anlamda çocuğun ekonomik değeri azalırken çocuğa atfedilen psikolojik değer ön plana çıkmaktadır. Psikolojik duygusal aile modelinde duygusal alanda karşılıklı bağlılık görülürken maddi alanda birey ve aile arasında bağımsızlık görülmektedir. Bu model, bağlılık kültürüne sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygındır. Ataerkil yapının önemini kaybetmesi ve kadının aile içindeki konumunun yükselmesi ve azalan erkek çocuk yapısı aile ilişkilerini şekillendirmektedir. Çocuk yetiştirme açısından hem bağlılık hem de özellik bir arada görülür. Anne babanın yetkili bir tutum sergilediği bu modelde çocuk yetiştirmede orta düzeyde denetim vardır. Aile çalışmalarında farklı yaklaşımlar. Ailelerin ve veya aileyi oluşturan bireylerin aile ve toplum yaşamına olumlu katkılar sunmalarını hedefleyen ve ailelere çeşitli şekillerde destek sağlayan aile çalışmaları aile rehberliği, aile eğitimi, aile katılımı ve aile danışmanlığı, terapisi gibi farklı yaklaşımlarla gerçekleştirilmektedir. Aile Rehberliği Hizmetleri 1960'lı yıllardan sonra çocuğun tedavisinde tıbbi uygulamaların yanı sıra çocukların sorunlarına yardımcı olmada psikolojik desteğin de önemli olduğu anlaşılmış ve bu amaçla da psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları başlatılmıştır. Böylece psikolojik sorunları ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların tedavisinde ailelerin rolü de ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda ailelerle yapılan çalışmaların başında gelen aile rehberliği, ailelerin çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için yürütülen sistemli ve düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Aile eğitimi. Anne baba olmanın en temel gereklilikleri çocuğun bakımı, beslenmesi, disiplini, en önemlisi de çocuğun desteklenmesi, çocuğa şefkat ve sevgi gösterilmesidir. Bu çerçeveden hareketle aile eğitimi Aile ve çocuk arasındaki ilişkinin gelişimini destekleyerek anne babalığa ilişkin bilgi ve becerilerin kazanılması, kavranması ve anlaşılmasını destekleyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Çocuk gelişimi, gözlem yapma, disiplin ve problem çözme, ödüllerin kullanımı, gelişimi destekleme, kişisel destek kaynakları gibi temel konulara aile eğitimi verilmesi ailelere katkı sağlayacaktır. Aile katılımı Çocukların gelişimi aile, okul, komşu ve toplumu içeren farklı ekolojik katmanlardaki pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Çocuğun gelişimi için aile ve okulun işbirliği içinde çalışması önemlidir. Bu yüzden okullarda çocukların diğer bireylerle etkileşimlerini artıracak ve onların evde ve toplumda gelişme ve öğrenmelerini destekleyecek fırsatlar sağlanması hem çocuğun hem de ailenin gelişimini olumlu yönde etkiler. Özellikle okul öncesi dönemde ailelerin katılımına öğretmenler önem vermeli ve aileden ayrı kaldıkları dönemin özellikleri göz önüne alınarak ailelerle iletişim sağlanmalıdır. Aile danışmanlığı, terapisi, aile danışmanlığı, aile yasası çerçevesinde verilen psikolojik destek hizmetleri olarak ifade edilebilir. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve yaşadıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. Aile danışmanlığının amacı bireysel veya grup seansları yoluyla ailede kişiler arası sorunlar veya tüm aileyi etkileyebilecek olaylarla örneğin ölüm, kronik hastalık, boşanma veya aile üyelerinin birinin evden ayrılması ailenin baş edebilmesini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Aile danışmanlığı konusunda açılan eğitim programları belirli meslek gruplarına açıktır. Aile danışmanlığı eğitimine sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve sosyoloji mezunları başvurabilir. Aile danışmanlığı yapmayı planlayan veya yapan bireylerin ailelerle çalışmak konusunda hassas davranmaları, sahip oldukları donanımları ve yeterliklerini göz önünde bulundurmaları ve mesleki anlamda etik ilkelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Türkiye'de aile çalışmalarından örnekler Türkiye'de aile çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın aile eğitim programı, baba destek programı, OBADER, EBADER çocuk gelişimi ve eğitimi 0 ila 36 aylık gelişimsel risk altındaki çocuklar aile destek modüler programı çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalar ailelere yönelik eğitim çalışmaları olup farklı yaş ve ihtiyaç gruplarında ailelere sunulmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları ise sadece ebeveynlikle ilgili konularda değil ekonomi, medya ve benzeri konularda da ailelere eğitim fırsatları sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da her kuruluşun ilgi alanında özel eğitim programlarını içermektedir. Örneğin Anne Çocuk Eğitim Vakfı, AÇEV'nin aile mektupları, Dere Eğitim Programı, Anne Destek Programı, Baba Olmak Güzel Şey, Sen Benim Babamsın kampanyası gibi çalışmaları farklı toplumsal kesimlere yaygın olarak ulaşan programlardır. Tohum Otizm Vakfı ise aile eğitim seminerleri, bilmek anlamaktır eğitim semineri ve anne babalara yönelik öğrenme portalı ile otizmli çocukların okul öncesi eğitime katılımlarının artırılması çalışmaları ile otizmli çocuklara sahip ailelere destek olmayı amaçlamaktadır. SRÇEV'de Gölbaşı Engelsiz Parkı Projesi, Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi, Serebral Palsili Çocuklarda Erken Eğitim İçin Ailelerin Bilinçlendirilmesi Projesi beyin felçli çocuklar ve ailelerini desteklemiştir. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, KAEEP, 0 ila 6 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerine yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. Ayrıca Türkiye'de farklı illerde belediyeler kapsamında kadın, aile ve çocuklara yönelik çalışmalarla örnekleri çoğaltmak mümkündür. Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 3. ünite özet. Ailelerle profesyonel ilişkiler ve iletişim. Giriş. Günümüzde ailelerle profesyonel ilişkilerde işbirliğinin gerekliliği araştırmalarla ortaya konulmuş ve çocuğun gelişimini en üst düzeyde desteklemek adına bu işbirliğinin gerekleri yerine getirme zorunluluğu yasalarda yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında ortaya konulan okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri, eğitim sürecine çocuğun ve ailenin aktif katılımı sağlanmalıdır ilkesi 2008 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Okul ile aile ve çevrenin işbirliği sağlanır ibaresiyle okullara bu konuda yüklenen görevde ifade edilmektedir. Bu görev ve sorumluluklar yasal düzenlemelerde var olmasına rağmen alandaki uygulamalarda istenilen düzeye erişilmediği görülmektedir. Ailelerle profesyonel ilişkilerin dinamikleri ekolojik model bir çocuğun büyüme ve gelişimindeki iç ve dış etkileri incelemektedir. Bronfenbrenner'e göre bir çocuk sosyal ve kültürel bir ortamda doğar ve büyür. Çocuk bir ailede doğar ve her ailenin kendi sosyal normları, kültürü, tarihi, değerleri ve kuralları bulunmaktadır. Aile, okul, cemiyet ve diğer kurumlarla bağlantı içindedir. Çocuğu en fazla etkileyen ortam ise ailedir. Bu nedenle çocuğun okulda ve hayatta aileden bağımsız bir şekilde başarıya ulaşabileceği düşünülemez. Atabey ve Tezel Şahin aile ortamının çocuğun informal eğitiminin gerçekleştiği, okul ortamının ise formal eğitiminin verildiği kurumlar olduğunu ve toplumsal amaçlara ulaşmada bu iki eğitim sürecinin birbiriyle bütünleşmesi ve tutarlılık göstermesi gerektiğini vurgulamışlardır. Turnbull, Turbiville ve Turnbull okul aile ilişkilerinin tarihsel gelişimini incelemiş ve birbirini takip eden dört yaklaşım ortaya koymuştur. Aile rehberliği, psikoterapi, problemli durumlarda ailelerin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve sorunlarla baş etmek için nasıl davranacaklarının öğretildiği klinik bir yaklaşımdır. Hakimiyet profesyonellerdedir. Aile katılımı, Temelde çocukların eğitimine ailelerin de katılımının öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi isteğinden doğmuştur. Bu yaklaşımda ailelerle eğitimciler arasındaki iletişim genellikle ailenin acil çağrılmasını gerektirecek bir kriz olması durumunda, öğretmen aile görüşmeleri ve veli toplantıları gibi belirli yöntem ve zamanlara sıkıştırılmış durumda gerçekleşmektedir. İletişim tek yönlü olma eğilimindedir, eğitimciden ailelere yöneliktir. Aile merkezli hizmetler, aileler ve profesyoneller arasında güç dağılımının dengelenmesi açısından önemli bir yaklaşımdır. Ellen ve Petrin tanımına göre, aile merkezli hizmet yaklaşımı, disiplinler ve ortamlar arasında ailenin bireylerin hayatının merkezinde olmasını öngören bir hizmet yaklaşımıdır. Uygulamalar tamamen ailelerin yaptığı ve farkında olduğu seçimlerle yönlendirilir ve bu ailelerin güçlü yönleri ve yetileri üzerinde odaklanır. Ortak yetkilendirme, kişiler arası ya da gruplar arasında belirlenen hedefte başarı için ortak çalışma ve sorumluluk özelliği olan ilişkilerdir. Bu tür ilişkilerde iki farklı taraftan çok bir grupta aynı hedefe yönelik çalışan bir kitleden bahsedilebilir. Kararlar ortak alınır, grup üyeleri arasında tartışılarak fikir birliğine varılır. Odak nokta, hizmete ihtiyaç duyan çocuktur ve hizmetlerin bireyselleştirilmesiyle birlikte çocuğun hayatına etki eden tüm sistemlere bir bütün, birbirinin devamı olarak odaklanılır. Günümüzde artık ailelerle kurulan ilişkilerde dinamiklerin iki yönlü olması vurgulanmaktadır. Bu ilişkileri sağlayabilmek, işbirliği yaklaşımı ile mümkündür. Ailelerle profesyonel ilişkilerin yedi bileşeni olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu bileşenler iletişim, mesleki yeterlilik, saygı, üstlenme, adanmışlık, eşitlik, hak savunuculuğu ve güvendir. Bu bileşenlerden iletişim diğer bütün bileşenleri etkiler ve işbirliğinin gerçekleşmesi ve sürdürülmesinde çok önemlidir. Summers, Gotto, Apple ve Zuna'nın çalışmasında Profesyonellerle işbirliği tutumları daha yüksek ölçülen ailelerin çocuklarının öğretmenleri ile daha çok iletişim kurma ve okul etkinliklerine katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır. İşbirliği ilişkilerinde temel ilkeler: Aileler ve profesyoneller çocuğun faydası için çalışır. Karşılıklı taraflar birbirlerinin bu ilişkilere kazandırdığı beceri ve uzmanlığa saygı duyar. Güven, bu ilişkilerin temel yapı taşı olarak algılanır. İletişim ve bilgi paylaşımı açıktır ve tarafsızdır. Katılımcılar, paydaşlar ortak karar alırlar. Herkesin fikirleri tartışmaya ve uzlaşmaya açıktır. Profesyonellik, pek çok mesleğin etik kurallarında da yer alan davranış ve tutumları içermektedir. Profesyonel mesafe, ailelerle çalışan kişi ve ilgili aile arasındaki ilişkilerde ve iletişimde olması gereken bir sınır olup profesyonelce olmayan tutum ve davranışlar bu sınırların ihlalidir. Korbo Krehan günlük hayattaki ilişkileri iki kategoriye ayırır. Kurmaya ve sürdürmeye karar verme şansımız olmayanlar ve kurmaya sürdürmeye karar verebildiklerimiz. Ailelerle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler. Çocuğun yaşamının ilk yılları, özellikle öğrenme ve gelişimin en hızlı olduğu dönemler ev ortamında, ailenin içinde ve kendi kültürel çevresinde geçer. Bazı durumlarda kültürel Eğitimsel ve ekonomik farklılıklardan dolayı aile kültürü ile okul kültürü arasında uyuşmazlıklar hatta çatışmalar olabilir. Bu farklılıkları ve davranışsal, tepkisel yansımalarını iyi anlayıp değerlendirmek ve soruna makul çözümler üretmek profesyonel ilişkilerin temelinde olmalıdır. Aileleri farklı kılan özelliklerin etnik köken, dil, dini inançlar, yaşanılan bölge ve toplumsal özellikler eğitim seviyesi, sosyal yapı ve sosyal roller olduğu söylenebilir. Bu özelliklerin hangi aileleri nasıl etkilediği konusunda genellemeler yapmak çok zordur. Kalyanpur ve Heri ailelerle profesyonel ilişkilerde kullanılabilecek, kültürel karşılılık, kavramını ortaya koymuştur. Bu yaklaşım, kişiler kendi düşünce ve davranışlarına rehberlik eden ön yargıların farkına varmadan, başkalarının kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştiremezler düşüncesine dayanır. Ailenin geliri doğrudan ve dolaylı olarak ailenin ve çocuğun üzerinde birçok etkiye sahip olmaktadır. Okulun taleplerine cevap verememenin baskısını yaşayan çocuk ve ailenin eğitimcilerin farkına varması ve sosyal deneyimlerden yoksunluk yaşayan çocuklar için eğitimcilerin çeşitli organizasyonlar düzenleyerek öğrencilerin bu tür deneyimler kazanmasını sağlayabilecekleri gibi bu tür süreçlere ailelerin ve çocukların katılımının tek yönlü bir kazanıma değil, çok yönlü bir kazanımlara sebep olduğunu hissettirmelidir. Ailelerin okulun etkinliklerine katılmasından dolayı bu etkinliklerin zenginleştiğini Diğer çocukların ve ailelerin de bu durumdan faydalandığını, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu hissettirilmesi bu işbirliğine bambaşka bir boyut kazandıracaktır. Böyle bir yaklaşımla aileler, şartlarının kısıtlı olmasına ve farklılıklarına rağmen ortamda istendiklerini ve katkılarının değerli olduğunu hissedeceklerdir. Ailelerle ilişkilerde başvurulan iletişim şekilleri Ailelerle iletişim ve işbirliğinin arttırılması konusunda bilimsel anlamda fikir birliği olmasına rağmen bazı araştırmalar bu konuda çeşitli sorunlara da işaret etmektedir. Kültürel çeşitliliğin, farklılıkların çok olduğu toplumlarda ailelerle iletişimin sorunlu olduğu çeşitli araştırmalar göstermekte ve bu sorunlar araştırmaların gerçekleştirildiği toplumlara göre değişmektedir. Çeşitli araştırmalarda eğitimciler açısından tespit edilen sorunların bazıları şöyle sıralanabilir. Ailelerle ilişkilerin bazı durumlarda gergin ve anlamsız görülmesi, ailelerle en iyi nasıl iletişim kurulabileceğinin bilinmemesi, iletişim kurma konusunda duyulan kaygı, ailelerle konuşma konusunda isteksizlik, yeterli zaman olmadığının düşünülmesi. Eğitimcilerin kullanmayı tercih ettiği iletişim tarzı, ailelerin tepkilerini güçlü bir şekilde etkilemektedir. Genel anlamda iletişim tarzı üçe ayrılır. Kapsayıcı iletişim, diyaloğu teşvik eder, Karşılıklı bilgi paylaşımı vardır, uzlaşmaya açıktır. Öğretici iletişim bilgi verir, rehberlik eder ve diyaloğa izin verir. Yönlendirici iletişim tek yönlüdür, emretme ve hükmetme özellikleri gösterir. Ailelerle işbirliği içinde olmak Sorumlulukları paylaşarak ortak hareket etmek, çocukların eğitimi için ortak çözümler üretilmesi için aileleri kapsayıcı, onların sürece katılımını sağlayan iletişim yaklaşımı sergilenmelidir. Ailelerin bilgi ve hizmetleri almaya yönelik tercihlerinin olduğunu çeşitli araştırmalar göstermektedir. Ailelerle işbirliği süreçlerinde kullanılabilecek iletişim teknikleri yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. İki iletişim türünde de mesajın anlaşılabilmesi ve alıcıda istenen etkiyi yaratabilmesi için teknik terimler veya jargondan, uzun cümlelerden, etiketleyen, ayrımcı ve dışlayıcı ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Yazılı iletişim teknikleri; hatırlatma notu, davet yazısı, dilekçe, yazılı duyurular, broşür, bülten, mesajlar, okul web sayfası, okul ve sınıf gazeteleri ile iletişim defteridir. Sözlü iletişim teknikleri kendi içinde doğrudan ve dolaylı yollarla gerçekleştirilen sözlü iletişim diye ikiye ayrılabilir. Doğrudan sözlü iletişim tarafların yüz yüze geldikleri ve konuştukları durumları ifade eder. Doğrudan sözlü iletişim bireysel yapılabileceği gibi grup halinde de gerçekleştirilebilir. Dolaylı sözlü iletişim yöntemleri farklı iletişim araçlarını kullanarak tarafların yüz yüze olmadan uzaktan konuşmasını ifade eder. Dolaylı sözlü iletişim bireysel yapılabileceği gibi grup halinde de gerçekleştirilebilir. Bireysel yüz yüze görüşme, aile görüşmesi, odak grup, konferans, seminer, veli toplantısı, özel günleri kutlamak veya anmak için tarafları bir araya getiren toplantılar doğrudan sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir. Dolaylı sözlü iletişim yöntemleri de telefon görüşmeleri, Skype, WhatsApp Facebook Messenger ile sesli, görüntülü iletişim, sesli mesajlardır. Sözlü iletişimde beden dili, soru sorma, etkin dinleme ve olumlu tutumların etkisi unutulmamalıdır. Samimi olma, dostane davranma ve açık net olma iletişimi etkili kılacaktır. Ailelerle ilişkilerde haklar, görevler ve sorumluluklar. Aile bireylerini ve profesyonelleri birer insan olarak değerlendirdiğimizde her birinin var olan yasal düzenlemelere dayanan temel haklara sahip olduğunu, toplumsal ve profesyonel ilişkilerimizde öncelikle herkesin temel insan haklarına saygılı olmak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz ve uygulamalıyız. Yasaların her bireye tanıdığı haklar kısaca şöyle sıralanabilir. İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı vardır. Her bireyin kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğe saygı gösterilmesi esastır. Hiçbir bireye ayrımcılık yapılamaz. Her bireyin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Her birey uygun eğitimi alma hakkına sahiptir. Çocuklar her şeyden önce getirildikleri dünyada sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşama temel hakkına ve bütün temel haklara da sahiptirler. Her çocuk, ihtiyaçlarının mümkün olan en iyi şekilde karşılandığı ve gelişiminin sağlıklı bir şekilde desteklendiği ortamda büyüme hakkına sahiptir. Haklarından faydalanırken, içinde bulunduğu sistemlerin işleyişlerine uymakla yükümlüdür. Hak ve hizmetlerini kullanırken karşı karşıya kaldığı insanların temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmalıdır. Kendisi için en iyi yaşamsal ve gelişimsel şartları sağlamaya çalışan paydaşlarla işbirliği yapma ve başarı için öngörülen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ailelerin her bir ferdi yasal güvence altına alınmış olan temel insan haklarına sahip olup her şeyden önce bu haklarına saygı gösterilerek muamele edilme hakkına sahiptirler. Çocuğun haklarından en yüksek faydayı sağlaması ve ihtiyacı olan hizmetlere erişmesi için aileler hak savunucu görevini yüklenmelidirler. Hak savunuculuğun diğer bir işlevi ise sistemde bir kontrol ve takip mekanizması geliştirmek ve hizmet sağlayıcıların hesap verebilirliğini sağlamaktır. Aile ve çocuğun ihtiyaç duyacakları eğitim hizmetlerinin daha koordineli bir şekilde sağlanması için ailelerin dikkat etmesi okul öncesi eğitim programında sıralanan maddelerden bazıları şöyle sıralanabilir. Aileler okulun aile katılım programını özenle takip etmelidirler. Çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamamalıdırlar. Okula hazırlığın sadece bilişsel gelişiminde, çocuğun tüm gelişim alanlarını eşit şekilde desteklemek gerektiğini unutmamalıdırlar. Çeşitli kurumlarda ailelerle çalışanlar da temel insan haklarına sahiptirler. Öğretmenlerin profesyonel sorumlulukları ve bu sorumlulukları yerine getirirken uymaları gereken kurallar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenmiştir. Öğretmenler, öncelikle eğitim verdikleri alanda bilgi sahibi ve yasal gerekleri yerine getirmelidirler. Öğretmenler çocuklara sağlıklı ve güvenli, kendilerini iyi hissettikleri bir öğrenme ortamı sağlamakla yükümlüdürler. Ailelere karşı ilişkilerde de yükümlülükleri vardır. Profesyonel anlamda kendini, öğrencilerini ve ailelerle ilişkilerini periyodik olarak değerlendirmesi sonuçlarına göre de uyarlamalar yapması öğretmenin sorumluluğudur. Düzenli olarak gerçekleştirilecek öz değerlendirmeler öğretmenlerin öz yeterliliklerinin düzeyini belirleme ve geliştirme imkanı sağlar ve yansıtmacı bir profesyonel olmalarına hizmet eder. Yansıtmacı olmak, işinde yaptıklarını gözden geçirerek neyi neden yaptığını düşünmektir. Yaptıklarının işlevselliğini sorgulamak ve kendini gözlemleme ve değerlendirme sürecidir. Öğretmenler yansıtmacı uygulamalarını şu şekilde geliştirebilirler. Hizmet verilen paydaşlardan geri bildirim alma, gözlemlerini, düşüncede yapılan değerlendirmeleri yazma, deneyimler hakkında blog yazma, video kayıtları yaparak geliştirilebilir. Çeşitli durumlar için önerilen iletişim biçimleri. Çocuğun akademik başarısı ile ilgili endişe ve sıkıntılar hakkında en etkili iletişim yöntemi duruma problem çözme bakışından yaklaşmaktır. Bu durumda şu adımlar izlenebilir. Problemi tanımlama, çözüm arama, Çözümlere karar verme, harekete geçme ve takiptir. Tipik olarak kabul edilebilecek nitelikte olmayan davranışlar davranış problemlerini oluşturur. Davranışların problem davranış olarak nitelendirilmesi için şu özelliklere bakılabilir: Süreklilik göstermesi, kişiye ve çevresindekilere zarar vermesi, belli bir örüntüye sahip olması, belli bir ağırlık, şiddet derecesine sahip olması. Davranış problemleri farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Öncelikle davranış probleminin neden kaynaklandığı bulunmalıdır. Uygulamalı davranış analizi yaklaşımına göre türümüze has belli davranışların dışında bütün davranışlar öğrenilmiştir. Temel ilke davranışın kaynağına inerek olası sebepleri ve davranışın fonksiyonunu bulmak ve o sebebi ortadan kaldıracak çözüm yolları üretmektir. Bu süreçlerin hepsinde ekolojik sistem yaklaşımı önemlidir. Yani davranışın kökünü bulmak için çocuğu etkileyen tüm çevreye bakma gereği vardır. Bu durumda farklı ortam ve paydaşlarla işbirliği kaçınılmazdır. Ailelerle etkili bir işbirliği için iletişimde süreklilik önemlidir. İletişim sorunları, içerik, iletişimin içeriğinden kaynaklı sorunlardır tutumlar, paydaşların çatışmalarla ve anlaşmazlıklarla mücadele etme stillerinin farklı olması iletişim problemi doğurabilir. Kültürel farklılıklar, kültürel ton farklılıkları, yanlış varsayımlar, iletişim ve konuşma üslubundaki farklılıklar yanlış algılara sebep olabilir. Stres faktörleri, insanların hayatlarındaki stres faktörlerini anlamaya tanımaya çalışmadan iletişimlerini değerlendirmek yanlış algılara sebep olacaktır. Süreç, iletişim sürecinde sınırlı kanallar kullanıldığında iletişimin içeriği kısa zamanda unutulabilir ve böylelikle iletişim problemi doğar. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilk öğretimin temel ilkelerinden biri yöneltme olarak belirlenmiştir. Yöneltme, öğrencilerin kendi özel yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğitim öğretimde, hobilerinde, meslek ve iş seçiminde bilimsel ölçütlere uygun yaklaşımlar kullanılarak yönlendirilmesidir. Aileler okul ve öğretmenlerle aynı görüşte olmayabilir, yönlendirmeyi kabul etmeyebilirler. Bu durumda yönlendirmenin bilimsel temeli vurgulanarak çocuk için getirisi ve götürüsü tartışılabilir. Aileye asıl önemli olanın çocuk ve çocuğun istedikleri olduğu ifade edilmelidir. Çocuğun özel eğitime yönelik tanılama için rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmesi, aile çocuğun karşı karşıya olduğu alası sıkıntı veya engel konusunda ikna edilmemişse iletişim sorunları ve dolayısıyla işbirliği ile ilgili sorunlar ortaya çıkacaktır. Gönderme sürecinde doğabilecek problemleri önlemek için izlenebilecek adımlar şöyle sıralanabilir. Çocuğun kendisiyle görüşülerek problemin olası nedenleri bulunmaya çalışılmalı. Çocuğun hayatında etkisi olan bireylerle görüşülmesi ve gözlem yapılmalı. Çocuğun ailesiyle iletişim kurulup evde gözlem yapılmalı. Gözlem ve görüşmelerin sonuçlarına dayalı aile ile birlikte bir hareket planı geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalı. Aile, okul idaresi, rehber öğretmen ve varsa özel eğitim öğretmeni ile birlikte toplantı yapılmalı. Bu süreçlerin hepsinde aile işbirliği içinde olması nedeniyle gönderme sürecinin gerekliliğine inandırmak zor olmayacaktır. Ailenin onayı alınınca gönderme formu doldurularak aile ve çocuk rehberlik ve araştırma merkezine değerlendirme ve tanılama için gönderilir. Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 4. ünite özeti. Aile eğitimi ve katılımı. Giriş. Aile eğitimi ve katılımı çocukların, ailelerin ve toplumun gelişimini etkilemektedir. Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları, ailelere çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda rehberlik yapmayı hedefleyen uygulamaları kapsamaktadır. Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları, okul-aile arasındaki işbirliğini arttırmaktadır. Hem aile hem de okul çocuğa yönelik ortak hedeflere ulaşmak için ortak yollar kullanmaya başladığı zaman bu durum çocuk, aile ve okul üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Aile eğitimi ve katılımının kuramsal altyapısı Uli Bronfenbrenner'in ekolojik sistemler kuramı çocuğun toplumun bir üyesi olması için geçen süreci ele almakta ve çevresel sistem aracılığı ile bu süreci açıklamaktadır. Çocuğun yaşantısında çocuğu etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. Bu sistemler çocuğun gelişimini doğrudan ya da dolaylı etkileyen 5 çevresel sistem üzerinde odaklanmaktadır. Mikrosistem, bireyin içinde yaşadığı ve doğrudan etkileşimde bulunduğu yakın ilişkiler ağını içermektedir. En üst düzeyde etkiye sahip olan bu sistem bireyin ailesini, akranlarını ve okulunu içermektedir. Mezosistem, çocuğun ilişkide olduğun en az iki farklı sistem arasındaki ilişkilerdir. Eksosistem, çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı fakat gelişimini dolaylı olarak etkileyen etkileşimlerdir. Makrosistem, toplumsal çerçeveyi belirleyen bu sistem dolaylı olarak çocuğun gelişimini etkilemektedir. Krono sistem, zamana bağlı olarak tüm sistemleri etkileyen bir sistem olarak anlaşılabilir. Çocuğun zaman içinde yaşadığı çevrede zaman içinde olan değişimlerin çocuğun gelişimini etkilemesini kapsamaktadır. Sweb okul ve aile ilişkilerini dört temel model çerçevesinde açıklamaktadır. Koruyu model, aile katılımına yer vermez, ailenin sorumluluğu çocuğun okula devam etmesini sağlamaktır. Çocuğun eğitimi öğretmenlerin sorumluluğundadır. Okuldan eve geçişli model, bu modelde aile çocuk hakkında bilgi alınabilecek kaynak olarak görülür fakat çocukla ilgili karar alma sorumluluğu öğretmendedir. Zenginleştirilmiş program modeli, bu modelin amacı ailelerin okulun eğitim programının uygulama alanını genişletmesidir. İşbirliği modeli, çocuğun gelişiminin desteklenmesi için aileler ve öğretmenlerin karşılıklı etkileşim ve işbirliği içinde olması beklenmektedir. SWEP, çocuk üzerindeki en etkili modelin işbirlikli model olduğunu vurgulamakla birlikte işbirlikli modelin her okul ve aile yapısında uygulanamayacağını da belirtmektedir. Başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle okul ve aile üyelerinin konuyla farkındalığının geliştirilmesi gerekmektedir. Epstein, çocuğun ev, okul ve toplum içinde sürekli ve eş zamanlı olarak geliştiğini ifade etmektedir. Ev, okul ve toplum arasındaki köprüler ifadesiyle bu üçlünün arasındaki işbirliğini ve etkileşimi ifade etmektedir. Çocuklar ev, okul ve toplum arasındaki köprülerden sürekli olarak geçerek kendilerinin birey olarak nasıl bir yerde olduklarını anlamlandırmaktadır. İyi yapılanmış sağlam köprüler çocukların başarısını arttırmakta ve çocuğun eğitim yaşantısı boyunca ailenin katılımının gerçekleşmesini sağlamaktadır. Çocukların olumlu etkilenebilmesi için okullarla bağlantılı olan toplum temelli programların oluşturulması gerekmektedir. Aile eğitimi ve katılımının tanımı, amaçları, işlevleri ve ilkeleri. Aile eğitimi Çocuklarla en yakın ve en yoğun ilişki halindeki aile bireylerini desteklemeye ve aile yaşantısını iyileştirmeye yönelik eğitsel girişimler olarak tanımlanmaktadır. Aile eğitiminin temel amacı, ailelere çocuk yetiştirme konusunda rehberlik etmektir. Bu rehberlik kapsamında anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirilmesi Aile bireylerinin etkili iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi, aile bireylerinin çocuklara olumlu davranış ve alışkanlık kazandırma yöntemlerinin ailelerle paylaşılmasını hedeflemektedir. Aile katılımı ise ailelerin çocuğun doğumundan yetişkinliğe kadar çocukların eğitim ve gelişmelerinin her aşamasında yer almaları şeklinde tanımlanmaktadır. Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının amaçları: Çocuğun tüm gelişimini desteklemek, evdeki öğrenme ortamını zenginleştirmek, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak, ailelerin okuldaki eğitime paralel tutum ve davranışları benimsemelerine yardım etmek, ailelerin okuldaki eğitime katılımlarını arttırmak ve, onların davranış ve alışkanlıklarını düzenlemede değişik yolları öğrenmelerini sağlamak olarak sıralanabilir. Yapılan bazı araştırmalar, aile eğitiminin ve katılımının yeterli kalitede uygulandığında aileler ve çocuklar üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları öncelikle ailelerin çocuğun öğrenme ve gelişim süreçlerine dahil olmasını sağlamaktır. Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının en önemli işlevi Ailelerin çocuğu ve kendilerini geliştirme konusunda farkındalıklarını arttırma ve daha sonra sorunlar ortaya çıkmadan önce önleyici koşulları sağlayabilmektir. Farkındalık geliştirme ve önleyici işlevler. Eğitime katılım, bu eğitimler çocuğun yüksek yararını sağlamak amacıyla aile ve okulun görüş birliği içinde planlamalar yapmasına fırsat vermektedir. Ebeveynlik becerileri, aile eğitimi ve katılımı sayesinde aileler bilimsel bilgilerle özgüvenlerini güçlendirecek çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda bilgi ve becerilerini arttırmaktadır. Çocuk gelişimini destekleme, aileler çocukların gelişimine duyarlı olmayı öğrenmekte ve onların gelişim alanlarını ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Kişisel gelişim, aileler bu eğitimler ve katılımları kapsamında bireysel gelişimlerini destekleyen konularda destek aldıkça kendilerine yönelik özgüvenleri ve öz yeterlikleri gelişmektedir. Destekleyici işlev problemlerin çözümü, özel gereksinim, özel gereksinimli çocukların aile tarafından kabul edilmesi, ev ortamında desteklenmesi ve yaşıtları ile aynı ortamda aynı hizmetlerden yararlanabilmesi gelişimlerinin maksimum düzeyde olabilmesine olanak tanımlamaktadır. İçselleştirilmiş problem davranışlar, başkaları tarafından kolayca gözlemlenemeyen, sosyal olarak içe kapanıklık, kaygılı, çekingen, depresif, üzgün olma şeklindeki davranışlardır. Dış sallaştırılmış problem davranışlar açıkça gözlenebilen, sözel ve fiziksel saldırıyı içeren davranışlardır. Aile eğitiminin ve katılımının aileler, çocuk ve eğitimciler açısından başarılı olarak uygulanabilmesi için bu süreçte bazı ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ilkeler, hazırlıklı olma, saygılı olma, özgün olma, stratejik olma, esnek olma, yaratıcı olma, işbirliğine açık olma şeklinde sıralanabilir. Aile eğitimi ve katılımının kapsamı. Ailelerin genel olarak ihtiyaç duydukları konular, çocuk yetiştirmeye ilişkin konulardır. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada ailelerin genel olarak disiplin yöntemleri, kişilik gelişimi, çocuk gelişimi, okul aile işbirliği, aile içi iletişim konularında eğitim ihtiyacı duydukları tespit edilmiştir. Ailelerin eğitime katılım düzeyleri ve üstlendikleri roller konusunda Epstein ve Gordon tarafından da çeşitli katılım biçimleri belirlenmiştir. Aile katılım düzeyleri ile ilgili Epstein tarafından tanımlanan ve yaygın olarak kullanılan 6 düzey bulunmaktadır. Düzey eksi 1, anne babalık, çocuk yetiştirme, bu düzeyde ailelere çocuklarının yaş ve gelişim özelliklerine göre ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri için destek sunulmaktadır. Düzey eksi 2, iletişim, bu düzeyde ailenin çocuğunun okul yaşantısı ile ilgili önemli bilgilerden haberdar olması sağlanmaktadır. Düzey eksi 3, gönüllülük, ailelerin okulda gönüllü olarak görev almalarını sağlamak için etkinlikler düzenlemesini içermektedir. Düzey eksi 4, evde öğrenme, ailelerin çocuklarının akademik gelişimini desteklemek için ev ortamında çocuklarıyla birlikte uygulayabileceği etkinlikleri kapsamaktadır. Düzey eksi 5, karar alma süreçlerine aile katılımı, ailelerin okuldaki karar alma süreçlerine katılımını destekleyen çalışmaları içermektedir. Düzey eksi 6, toplumla işbirliği, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler gibi yerel yönetimlerle aileler arasında köprü kurmayı sağlayan uygulamalar düzenlenmesini içermektedir. Her düzey farklı bir aile katılımı şeklini açıklamaktadır. Ortak hedef düzey 6'ya erişmek olup, Ailelerin tümünden aynı seviyede katılması beklenmemektedir. Gordon, ailelerin aile katılımında üstlendiği rollerin aile katılım düzeylerini belirlediğini savunmaktadır. Gordon tarafından oluşturulan daha sonra Gordon ve Birevocil tarafından tekrar güncellenen aile katılımında ailelerin üstlendiği roller şöyle sıralanabilir: Seyirci olarak aile, aileler gözlemci olarak yer almaktadır. Karar alma süreçlerine katılan aile, aileler okul aile birliği gibi çalışmalarda yer alarak okulla ilgili alınacak kararlarda görüş belirtmektedir. Sınıf gönüllüsü olan aile, bu rolü üstlenen aileler sınıf ortamında gerçekleştirilen çalışmalara kendi yetenekleri doğrultusunda katılmaya başlamaktadır. Yarı profesyonel olan aile, aileler öğretmene yardımcı olmak için bazı etkinliklerde görev almaktadır. Öğrenen aileler, aile eğitimi ve katılımı çalışmalarında yer almaya başlayan ve devam eden ailelerdir. Çocuğun öğretmeni olarak aile, aile edindiği bilgi ve becerileri ev ortamında uygulamayı başarabilen ailelerdir. Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları; okuldaki yöneticiler, okul öncesi öğretmenleri ve yardımcıları, rehber öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri ve diğer çalışanların destek verebileceği çalışmalardır. Bu bakış açısı ile hareket etmek çocukların ve ailelerin çoklu disiplinler tarafından desteklenmesini sağlayacaktır. Böylece çocuk ve aile için belirlenen hedeflere daha kolay ve kalıcı yollarla ulaşabilecek, çocuk ve aile farklı destek hizmetlerinden faydalanabilecektir. Aile eğitimi ve katılımını planlama ve uygulama süreci Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarını planlama ve uygulama basamakları, gereksinim belirleme, hedef geliştirme, hedeflere ulaştıracak etkinlikleri belirleme ve uygulama planları geliştirme, uygulama ve değerlendirme olmak üzere dört basamaktan oluşmaktadır. Ailelerin çalışmalara katılımı ve bu çalışmalardan yararlanmaları için ilk adım gereksinim belirlemedir. Ailelerin gereksinimlerini belirlemek amacıyla anket, görüşme, beyin fırtınası ve öneri kutuları gibi araçlar kullanılarak, Ailelerin eğitim ihtiyacı duyduğu konular, katılabileceği okul etkinlikleri, aile eğitimi ve katılıma yönelik beklentileri bu çalışmalara katılabilmek için uygun gün ve saatler belirlenir. Ailelerin gereksinimleri ile katılım düzeyi ve gereksinimlerinin ayrı ayrı ele alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra her aile için hedef belirleme ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşamada, gereksinim belirlemede edinilen bilgiler kullanılmalı ve her aile için bireysel hedefler belirlenmelidir. Aile eğitimi ve katılımı hedefleri ayrı ayrı ele alınmalı uzun vadeli hedefler arasında her ikisine de yer verilmelidir. Aile eğitimi ve katılımı etkinliklerini belirleme ve uygulama aşamasında kısaca gereksinim duyulan konulara ve belirlenen hedeflere yönelik etkinlikleri saptama ve uygulamayı kapsamaktadır. Bu aşamanın başarılı olabilmesi için öğrenen olarak yetişkinlerin özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Knowles yetişkinlerin çocuklardan farklı öğrenme özelliklerine sahip olduğunu savunur. Bu amaçla yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı olarak tanımladığı, androgaji, kavramını geliştirmiştir. Knowles, yaptığı bu tanımın ardından teorisini genişletmiş ve yetişkin öğrenmesini çocukların öğrenmesinden ayıran dört temeli oturtmuştur. Kişi olgunlaştıkça benlik kavramı bağımlı kişilikten öz yönelimli birey olmaya doğru ilerler. Zaman içerisinde artan bir yaşantı birikimi kazanılır ve bu öğrenme için artan bir kaynak olur. Kişinin öğrenme konusundaki hazır bulunuşluğu toplumsal rolleri ve yaşına paralel gelişim görevleri doğrultusunda olur. Zaman zaman bilgiyi uygulamanın sonraya ertelemesinden uygulamada şimdi ve hemene doğru değişir. Bu doğrultuda öğrenme yönelimi konu merkezli olmaktan çok sorun merkezli olma yönünde değişir. Aile eğitimi ve katılımının değerlendirilmesi aşamasında uygulanan aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının amaca ulaşma durumunun değerlendirilmesini kapsamaktadır. Değerlendirmenin amacı, ailelere sunulan çalışmaların etkililiğini saptamaktır. Aile eğitimi ve katılımı etkinlikleri Aile eğitim etkinlikleri, çocuk sağlığı, Çocuk gelişimi, davranış yönetimi, iletişim, beslenme, ruh sağlığı gibi konularda ailelerin bilgi becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı eğitim çalışmalarıdır. Kurumsal temelli eğitim uygulamalarında aile eğitimi çalışmaları yaygın olarak eğitim toplantıları, konferans ve söyleşi etkinlikleri şeklinde gerçekleştirilir. Eğitim toplantıları Ailelerin çocukları ile ilgili konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları ve geliştirmelerini hedefleyen yüz yüze oturumlardır. Konferanslar, konu ile ilgili uzman bir kişinin ailelere yönelik bilgilendirici konuşmalar yapması olarak tanımlanabilir. Söyleşiler, belirlenen konu ile ilgili iki uzmanın katılımcıların aktif katılımını sağlayarak konu ile ilgili sohbet etmeleri şeklinde tanımlanmaktadır. Aileler söyleşi ortamında daha aktiftir ve soru sorarak uzmanlarla sohbet edilir. Bu durum ailelerin kendilerinin daha rahat hissetmesine neden olmaktadır. Aile eğitimi etkinliklerinde gerek eğitim toplantıları gerekse konferans ve söyleşilerde ailelerin aktif katılımını sağlayacak tekniklerin kullanımına özen gösterilmelidir. Bu aktif öğrenme yöntem ve teknikleri şöyle sıralanabilir. Grup tartışması, soru cevap, örnek olay incelemesi, rol oynama, demonstrasyon, beyin fırtınası, buz kırma teknikleri, aile katılım etkinlikleri, iletişim etkinlikleri ve ailelerin eğitim etkinliklerine katılım çalışmaları olarak iki başlık altında incelenebilir. İletişim etkinlikleri, görüşmeler ve bilgi paylaşımı etkinlikleri olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Ailelerle karşılıklı iletişim amaçlı olarak çeşitli görüşmeler yapılabilir. Bu görüşmeler şöyle sıralanabilir: Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, telefon görüşmeleri, geliş gidiş zamanlarında iletişim, ev ziyaretleri. Okuldan çocuk gelişimi ve eğitimi, etkili ebeveynlik becerilerine katkı sağlayabilecek çok çeşitli konularda aileden de ev yaşamı ve aile deneyimleri konusunda bilgi akışı olması çok önemlidir. Bu amaçla kullanılabilen çeşitli araçlar şöyle sıralanabilir. Broşür ve kitapçıklar, haber mektupları veya bilgi notları, duyuru ve eğitim panoları, anne baba kütüphanesi ve makale kutusu, ses ve görüntü kayıtları, bülten, dergiler, yazışmalar, iletişim grupları, portfolya, gelişim dosyası, paylaşımı. Ailelerin okuldaki eğitim etkinlikleri içinde farklı şekillerde yer almasıdır. Bu çalışmalar, ailelerin aidiyet duygusunu arttırmakta ve okul aile arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir. İlk olarak eğitimci ailelerin özelliklerini, etkinliklerini, etkinliklere katılma durumlarını saptayarak işe başlamalıdır. Daha sonra ailelerin hangi sınıf etkinliklerine nasıl katılacaklarını, ailelerin rol ve sorumluluklarını belirlemelidir. Çocukların gereksinimleri ve ailelerin yetenek ve özelliklerine göre pek çok okul etkinliğine ailelerin katılması sağlanabilir. OBADR'de de ailenin okul etkinliklerine katılım aşamaları şöyle sıralanabilir. Gözlemci olarak okulda bulunma, materyal hazırlanmasında ve onarımında görev alma, sosyal etkinlikler ve alan gezmeleri gibi açık hava etkinliklerinde öğretmene yardımcı olma, çocuklarla birlikte yiyecek hazırlama etkinliği gerçekleştirme. Sınıfta yeteneğine uygun bir etkinlikte yer alma, çocuklarla birlikte oyun oynama, öykü okuma, sanat, müzik etkinlikleri gerçekleştirme, sınıfta öğretmen tarafından planlanan bir etkinlikte görev almadır. Ailenin eğitimi ve katılımını zorlaştıran etkenler, olumsuz etkenler, aile kaynaklı etkenler ve okul personeli kaynaklı etkenler olarak değerlendirir. Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarına ailelerin gösterdiği ilginin azlığı ve ailenin zaman ayırma sıkıntısı, ailenin sosyoekonomik düzeyi ve kültürel özellikleri şeklinde sıralanabilir. Okulun ailelerin kolayca ulaşamayacağı bir noktada bulunması, okulun bu konuda kaynak yaratamaması gibi olumsuz etkenler olabilmektedir. Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 5. ünite özeti. Aile danışmanlığı Aile danışmalığının kurumsal ve tarihsel temelleri, sanayileşme, kentleşme, iç ve dış göç gibi etkenlere bağlı olarak yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler her kurum gibi aileyi de etkilemekte ve zayıflatmaktadır. Ailenin üstlendiği işlevleri yerine getirmekte zorlanması ciddi sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında, aile, Zamanla pek çok işlevini başka sosyal kurumlara devretmiş olsa da bugün ailenin yerine getirdiği görevlerin tümüyle başka kurumlara devri olanaklı görünmemektedir. Bu bağlam içerisinde aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Aile danışmanlığının tanımı ve amacı. Aile danışmanlığı ile ilgili olarak alan yazında birçok farklı tanım bulmak mümkündür. Kuzgun, 1991, aile danışmanlığını, aile bireyleri arasındaki sağlıklı ortamın desteklenebilmesi için aile bireylerine sunulan psikolojik yardım olarak tanımlamaktadır. Türkiye'de aile danışmanlığının nasıl anlaşıldığının gösterilmesi açısından aile danışmanlığı ile ilgili mevzuata bakmak yararlı olacaktır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHÇEK tarafından 2007 yılında çıkartılan aile danışma merkezleri yönetmeliğinde aile danışmanlığı ailenin sınırları ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler üzerinde çalışarak aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri düzeltmeyi ve bu süreçte kazanılan yeni iletişim ve etkileşim kalıpları sayesinde aile bireylerinin sorun çözme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan özel teknik ve stratejileri içeren hizmet olarak tanımlanmıştır. Aile danışmanlığı temel amaç olarak aile sisteminin yeniden yapılandırılmasını önüne koysa da boşanma ve boşanma sonrası süreçler aile danışmanlığının temel konularındandır. Aile danışmanları ölüm, hastalık, boşanma gibi güç koşullarla başa çıkmak ve ilişkilerini geliştirmek için ailelere yardım ederler. Danışmanlar ailelerin sorunlarını belirlemelerine, sorunlarına çözüm bulmalarına ve geleceğe dönük amaçlar oluşturmalarına yardım ederek danışma süreciyle ailelere rehberlik ederler. Bu alanda sıkça kullanılan bir diğer kavram da aile terapisidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2011, Aile terapisini aile üyelerinin birbirleriyle karşılıklı etkileşim örüntülerini keşfetme ve bu yolla aile içerisinde meydana gelmiş olan patolojik ilişki sistemini anlamayı hedefleyen, aile bireylerinin uyumsuz etkileşim süreçlerini, ailenin sahip olduğu içsel gücünü ve fonksiyonel kaynaklarını harekete geçirme yoluyla yeniden yapılandırmaya çalışan ve ailenin sorun çözme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen bir süreç, olarak tanımlamaktadır. Aile danışmanlığının tarihçesi. Aile danışmanlığının dünyadaki tarihçesi kabaca 1940 öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde ele alınabilir. 1940 yılından önceki ilk dönemde özellikle danışmanlık alanında başat kuramlardan olan davranışçı kuram ve psikanaliz doğrudan bireyle ilgilenmekte ve aileyi sürecin dışında bırakmaktaydı. Aileyi dışarıda bırakan kuramsal yaklaşımlar 1940'lı yıllardan önce aile danışmanlığının gelişimini zorlaştıran en önemli etkenlerdendir. 1940'lı yıllarla başlayan ikinci dönemde ise özellikle Amerika ve Avrupa'da aile danışmanlığı açısından önemli gelişmeler olmuştur. Bu süreç içinde beş önemli gelişmenin aile danışmanlığının ilerlemesinde dikkat çekici rolü olduğu görülebilir. Goldenberg ve Goldenberg 2000 Bunlar, sistemin bir parçasındaki değişimin tüm sistemi etkileyeceği varsayımıyla hareket eden sistem teorileri, işlevsel olmayan aile modellerinin şizofreninin ortaya çıkmasında önemli bir rolü olduğunu gösteren şizofreni aileleriyle yapılan çalışmalar eşlerin birbirleriyle yaşadıkları sorunların çözümünde her iki kişiye birlikte odaklanan çift terapisinin gelişimi, çocuklara yapılacak rehberlikte tüm aileyi ele almanın gerekliliğini öne çıkaran çocuk rehberliği hareketi ve son olarak da grup dinamiklerini gözeten bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkan grup terapisidir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda, Aile danışmanlığı Amerikan Psikoloji Derneği tarafından da bir alan olarak tanınmış ve birçok yerel ve uluslararası örgüt kurulmuştur. Bu yıllarda aile danışmanlığı alanındaki araştırmalar ve yayınlar da hızla artmıştır. Son olarak 2000 yılından bu yana artık aile danışmanlığının çok disiplinli doğasının tartışılmadığı tüm dünyada aile danışmanlığı yapabilmenin ölçütlerinin yerleştiği, öyküsel ve işbirlikçi terapiler gibi çeşitli postmodern yaklaşımların da devreye girdiği bir dönemden bahsedilebilir. Gleding, 2012 Türkiye'de aile danışmanlığı hizmetlerinin gelişimi Dünyada 1970'li yıllarda örgütlülüğünü tamamlayan aile danışmanlığı, aile terapisi alanının Türkiye'deki gelişimi 1980'li yıllarda hızlanmıştır. Ancak, bu alandaki çalışmaların henüz emekleme döneminde olduğu söylenebilir. Bu anlamda Türkiye'de ilk derneğin Aile ve Evlilik Terapileri Derneği 1997 yılında kurulmuş olması önemli bir adımdır. 2000'li yılların başına kadar aile danışmanlığı alanında Türkçe yayımlanmış kitap veya konu ile ilgili bilimsel araştırma sayısı oldukça azdır. 2000'li yıllarla birlikte gerek aile danışmanlığı alanında açılan eğitim sayılarının artması, gerekse de ailelerden gelen danışmanlık taleplerindeki artış, aile danışmanlığı alanında gözle görülür bir genişleme yaratmıştır. Türkiye'deki aile danışmanlığı mevzuat çalışmaları açısından önemli bir gelişmede 2013 yılında gerçekleştirilen aile danışmanlığı meslek standartları çalışmasıdır. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun işbirliğinde gerçekleştirilen bu çalışmada aile danışmanlığı meslek standartları belirlenmiş ve 18. 4. 2014 ila 28.976 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Aile danışmalığı temel kuramlar. Aile danışmanlığı tarihçesi içerisinde birçok önemli kuramcı ve kuramdan bahsedilebilir. Bu bölümde özellikle günümüz aile danışmanlığı hizmetlerinde önemli yeri olan aile sistemleri teorisi, yapısal aile terapisi, yaşantısal aile terapisi ve bilişsel davranışçı aile terapisi olmak üzere dört temel kuramdan ve bu temel kuramların kimi temel kavramlarından bahsedilecektir. Aile sistemleri kuramı, aile danışmanlığında psikanalitik yaklaşımlardan sonra ortaya çıkmış, psikanalitik yaklaşımdan derinlemesine etkilenmiş sistem kuramlarından ilki Murray Bowen'ın aile sistemleri kuramıdır. Bowen, aile terapileri kuramları arasında aileleri en detaylı ve sistemik bir biçimde ele alan kuramcılardan birisi olarak kabul edilebilir. Aile sistemleri teorisinde ailelerin ilişkilerine odaklanılmakta fakat bunu yaparken aile geçmişlerine de büyük önem verilmektedir aile sistemleri kuramı büyük oranda benliğin farklılaşması kavramı üzerinde durmaktadır. Benliliğin farklılaşması kişinin kendisini ailesinden duygusal ve bilişsel olarak bağımsız bir biçimde ifade edebilmesi, bağımsız bir biçimde var olabilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Benliğin farklılaşması doğumdan ölüme kadar bir süreç içerisinde gerçekleşmekte, ömür boyu sürmektedir. Yapısal Aile Terapisi. Aile terapileri arasında aileye bir sistem olarak bakan önemli terapi modellerinden biri de Salvador Minich'in Yapısal Aile Terapisi modelidir. Özellikle suça sürüklenen ve yoksul çocuklarla yaptığı çalışmalarla, Minich'in ailedeki bir semptomu çözmek için sadece bireyle çalışmanın yetmeyeceğini ve ailedeki iletişim örüntülerine bakmak gerektiğini fark etmiştir. Bu model, aile yapısını aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kuracaklarını düzenleyen, görünmeyen veya saklı bir dizi işlevsel talep olarak tanımlamaktadır, 1974, AKT. Goldenberg ve Goldenberg, 2000. Yapısal aile terapisinde amaç işlevsel olmayan davranış ve iletişim örüntülerinin ortaya çıkarılması ve işlevsel hale getirilmesidir. Minuchin bu noktada özellikle yeniden çerçeveleme ve canlandırma gibi temel terapi tekniklerini çokça kullanmaktadır. Yapısal aile terapisi oldukça çok yönlü çalışma alanı, suça sürüklenen çocuklardan eşler arası sorunlara kadar ile iyi yapılandırılmış bir süreç yönetimi olarak diğer kuramlar arasında öne çıkmaktadır. Yaşantısal aile terapisi Yaşantısal aile terapisi 1960'lı yılların hümanistik psikoloji akımı ve varoluşçuluğun etkisiyle ortaya çıkan aile terapisi yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımın en önemli özelliği bundan önce bahsedilen yaklaşımlar gibi aile geçmişiyle çok fazla ilgilenmemesi bunun tam tersi şimdi ve burada yaklaşımını benimsemesidir. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi ve kurucusu olan Virginia Satir'in kişiliği, yaklaşımın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Virginia Satir insanı anlamaya çalışırken buzdağı metaforunu kullanmaktadır. Ona göre buzdağının hemen üzerinde görülenler sadece davranışlarımızdır. Fakat sırası ile baş etme stratejilerimiz, duygularımız, duygularımız hakkındaki duygularımız, Algılarımız, beklentilerimiz, özlemlerimiz ve benliğimiz sırası ile buzdağının altında bulunmaktadır. Üçgen, diğer kuramlar gibi yaşantısal aile terapisinin de önemli kavramlarındandır. Fakat satir üçgeni olumsuz bir çağrışım ile ele almaz. Özellikle temel üçgen dediği anne-baba-çocuk üçgenini oldukça önemser ve çocukların öğrendikleri hemen her şeyi bu üçgenden öğrendiklerini ifade eder. Yaşantısal aile terapisi için önemli bir diğer kavram ise aile kurallarıdır. Aile kuralları her ne kadar aileler için önemli olsalar da bu kuralların uygulanabilir, esnek ve yaşa uygun olması satir için önemlidir. Satir diğer birçok sistem kuramcısı gibi aileleri açık ve kapalı sistemler olarak ele alır. Açık sistemlerde bireylerin öz değerleri önceliklidir, Kişinin eylemleri aynı zamanda inançlarını yansıtır, değişim korkulur bir şey olmaktan çok istenen bir şeydir, iletişim, sistem ve kurallar birbirine bağlıdır. Kapalı sistemlerde ise insanları temelde kötü oldukları, ilişkilerin güçle veya cezalandırma ile yönetilebileceği, en güçlünün dediğinin hayata geçeceği bir sistem tanımlanmaktadır. Burada asıl olan öz değer değil, güçtür, eylemler en güçlünün isteğine göre belirlenir ve değişim kabul edilebilir bir şey değildir. Satir, içinde yaşamak zorunda kalanların kapalı sistemlerde sadece yaşayabileceklerini, fakat bu sistemlerde gelişimden söz etmenin mümkün olmayacağını ifade etmektedir. Satir, 2001 Aile danışmalığı sürecinde temel aşamalar Aile danışmanlığına ilişkin tarihçe bölümüne bakıldığında aile danışmanlığının tarihte yerini almaya başladığı 1940'lı yıllardan bu yana oldukça fazla sayıda kuramın ortaya çıktığı ve her kuramın etkililiği açısından ciddi bilimsel bilginin olduğu görülebilir. Kuramlar arasındaki bakış açısı farklılıkları her ne kadar tekniklere yansısa da aile danışmanlığının temel aşamaları, telefonla ilk irtibat kurmaktan sonlandırmaya kadar geçen süreçler dikkate alındığında, her kuramda benzer özellikler göstermektedir. Başlangıç aşaması, insanlar kendi durumlarının bir aile danışmanına gitmek için uygun olup olmadığını bazen kestiremeyebilirler. Aslında insanların içinde bulunduğu durumlar da bireylerin kendisine özgüdür ve birbirinden farklılık gösterir. Eğer bireyler bir danışmana gittiğinde kendisini daha iyi hissedeceğini düşünürler ve sorunlarının çözümünde bunun katkısı olacağına inanırlarsa, danışmana gitmek iyi bir seçim olabilir. Genelde ilk oturum kişilere bir fikir verecektir. İstediği zaman danışmayı bırakmak olanaklıdır aile danışmanlığı karşılıklı rıza ile başlayan ve sürdürülen bir süreçtir. Aile danışmanlığı sürecinin aile ile ilk karşılaşma anı ile, Gleding, 2012, başladığı kabul edilse de bu ilk karşılaşma aile danışmanı ile ailenin fiziksel olarak ilk karşılaşmasından daha öte anlamlarda taşımaktadır. İlk görüşmenin temel hedefleri, özellikle bütün aile birlikte görülüyorsa, Herkesin yaşanan soruna ilişkin bakış açısının ayrı ayrı alınması, beklentilerinin ifade edilmesi için kişilere zaman tanınması, ailenin içinde bulunduğu yaşam döngüsü ile ailenin yaşadığı süreçlerin birlikte değerlendirilmesi ve bir çalışma planı yapılmasıdır. Eğer ailenin yaşadığı sorunlar danışmanın çalışma alanı içerisinde değilse, gerekli görülen yönlendirmeler de bu aşamada yapılmalıdır. Başlangıç aşamasında yapılan ilk görüşmeden sonra tedavinin de ilk evresi diyebileceğimiz bölüm gelecektir. Bu bölümde aile ile güven ilişkisini kurmak oldukça önemlidir. Bu evrede çoğu aile, danışmanlık hizmetine devam edip etmeyeceğine karar verecektir. Gleding, 2012 Müdahale aşaması Danışman çoğu zaman işe, aile üyelerini birbirleriyle iletişim için teşvik etmekle başlar. Danışma süreci başladığında kimi zaman aile üyelerinin uzun zamandır çok az konuştukları, birbirleriyle çok az iletişime geçtikleri görülür. Tarafsız üçüncü kişi olarak görev yapan danışman, aile üyelerinin korkularını, ilgilerini ve hayal kırıklıklarını paylaşmalarına yardım eder. Sorunların altında yatan nedenleri keşfetmeleri için aile üyelerine sıklıkla önceden tasarlanmış sorular sorarlar. Sonlandırma aşaması Sonlandırma aşamasına gelindiğinde üç nokta önemlidir. Sonlandırma kararının aile ile birlikte alınması. Sonlandırma sürecinin ve sonrasının aile ile tartışılması. Bir sonlandırma seansının yapılması kimi özel durumlarda danışman belli bir süre geçtikten sonra bir izleme seansı ile ailedeki değişimin sürekliliğini değerlendirebilir. Fakat aile danışmanlığı içerisinde bunun sık görülen bir durum olmadığı da açıktır. Aile danışmalığında kullanılan yöntem ve teknikler. Canlandırma. Canlandırma aile danışmanlığı içerisinde bir yandan sosyal beceri kazandırma amacı ile kullanılabilirken diğer yandan son yıllarda ortaya çıkan postmodern terapilerde dahil olmak üzere birçok ekol tarafından bir müdahale tekniği olarak da uygulanmaktadır. Fışıloğlu, 2001. Yeniden çerçeveleme. Aile danışmanlığında başta sistem yaklaşımları olmak üzere birçok yaklaşımın ortak olarak kullandığı bir diğer teknik ise yeniden çerçeveleme tekniğidir. Yeniden çerçeveleme aslında var olan gerçekliği, olayı, değiştirmeden, dilin kullanımı yolu ile aile üyelerinin bakış açılarını, algılarını değiştirme anlamına gelmektedir. Gleding, 2012 Ev Ödevleri Aile danışmanlığı ekollerinden birçoğu, ailedeki değişimi seansların dışında da sürdürmek amacı ile ev ödevlerini kullanırlar. Kuşaklar arası aile terapisi, yapısal aile terapisi, stratejik terapi veya davranışçı terapi bu ekollere örnek gösterilebilir. Yakın dönem postmodern terapiler arasında da ödev verme oldukça yaygın kullanılan bir tekniktir. Genogram, aile haritası. Genogram bireyin aile ağacının veya haritasının çeşitli evrensel şekillerle resmedilmesidir. Bugün genogramlar birçok farklı kuramda farklı adlar, aile haritası, altında kullanılsa da aile terapileri arasında hem bir değerlendirme hem de bir müdahale tekniği olarak en fazla önemi Bağvın'ın aile sistemleri teorisinde görmektedir. Bağvın'a göre genogramlar en az üç kuşağı kapsamalıdır. Genogramlarda ailede şu anda yaşanan veya geçmişte kalan her türlü olay resmedilmeli, tarihlere, kültürel değişimlere, aile sırlarına, kayıplara özel olarak bakılmalıdır. Hikayeler ve filmlerin kullanımı. Aile danışmanlığının içerisinde hikayelerin kullanımı çok da eskiye gitmeyen bir tekniktir. Buna rağmen son yıllarda hikayeler hem aile danışmanlığının hem de aile eğitimlerinin içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, Pesheşkan, 2014 Doğu hikayeleri ile Psikoterapi adlı kitabında danışmanlık sürecinde bireylere ve ailelere aktarılabilecek birçok hikayeden bahsetmektedir. Aile danışmanlığı içerisinde hikayelerin kullanımının işlevleri şu şekilde ifade edilebilir: Terapist bu şekilde vermek istediği mesajı kendisinden alarak bir hikaye kahramanına atfeder. Böylece danışan ile karşı karşıya kalmak yerine danışan ile masal kahramanı karşı karşıya bırakılır yine hikayelerin kullanımı ile danışanın anlatıdan model almasını sağlamak mümkün olabilmektedir. Sisteme giren ve benimsenen hikaye bundan sonrası içinde danışanın kullanılabileceği bir kaynağa dönüşürken aynı zamanda geçmişin doğrusunu bugüne taşıyabilmektedir. Fışıloğlu, 2001 Anne-baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 6. ünite özeti Aile sisteminde yaşanan sorunlar Aile sistemi ve yaşam döngüsü Değişen toplumsal yapı içinde aile kavramını ele alan ve farklı bakış açıları içinde ailenin gelişimini, özelliklerini inceleyen çeşitli kuramlar bulunmaktadır. Aileyi bir sistem olarak ele alan, ailenin yapısı, etkileşimi, işlevleri, özellikleri ve yaşam döngüsü içinde değişimini ortaya koyan kuramlardan biri de aile sistemleri kuramıdır. Bu kurama göre ailenin özellikleri ve yaşam döngüsü aşağıda verilmiştir. Ailenin özellikleri. Aile, paylaşılan geçmişi ve ortak bir geleceği olan insanlardan oluşan bir yapıdır. Kan, yasal veya tarihi bağlarla bir araya getirilen en az 3 ve çoğunlukla 4 ya da 5 kuşağın bütün duygusal sistemini kapsar. Aile, insan davranışlarını biçimlendiren ve yönlendiren en yaygın sosyal gruplardan biridir. Ailenin bütün parçaları birbirleriyle etkileşim içinde olmakla birlikte bütün üyelerin birbirleriyle olan ilişkileri kendine has özellikler taşımaktadır. Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır. Özhabacı ve Erkan, 2013. Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir. Aile Kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır. Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır. Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır. Aileleri anlayabilmek için her ailenin taşıdığı belirgin özelliklere bakmak gereklidir. Aile sisteminin 5 temel karakteristik özelliği şunlardır. Özabacı ve Erkan, 2013. Aile kuralları, aile üyeleri birlikte nasıl yaşayacakları konusunda kurallar geliştirerek ailenin sabit duruşunu korurlar. Kimi kurallar açık ve kesinken kimileri de açık olmayabilir. Aileler kuralları tartışarak nasıl değiştireceklerini ya da güçlendireceklerini bulabilirler. Ailede rollerin düzenlenmesi, aile içinde rollerin dağılımında kültür, geçmiş yaşantılar, ailenin büyüklüğü, deneyimleri, yaşam tarzı, etnik köken gibi etmenler belirleyicidir. Ailenin işlevselliğini korumak için roller konusunda açık davranmak ve hem fikir olmak önemlidir. Dışsal ve içsel aile sınırları bütün aileyi okul Dini kurumlar, diğer aileler ve dışarıdaki insanlar gibi başka sistemlerden ayıran çizgiler dışsal sınırlardır. Aile üyeleri arasındaki güç dağılımı, aileler karar alma ve çatışmaları çözme konusunda kendilerine özgü yollar kullanabilirler. Güç dağılımı ailenin yapısına ve üyelerin gereksinimlerine göre değişebilir. İletişim süreci, bir ailede rollerin, kuralların düzenlenmesi ve diğer tüm etkinlikler iletişim yoluyla gerçekleşir. İletişim örüntüleri aile içindeki ilişkilerin nasıl gittiğini gösterir. İletişim biçimlerinde en önemli nokta ailenin istek ve gereksinimlerini karşılaması ve üyelerin birbirlerinin varlığına gösterdiği saygıdır. Aile yaşam döngüsü. Aile yaşam döngüsü, bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir. Gledding, 2002. Aile zaman içinde değişmekte ve gelişmektedir. Aile yaşam döngüsü, bu değişimi ve gelişimi açıklayan ve sistem kavramları ile bütünleşen iyi bir modeldir. Aile yaşam döngüsü, ailenin yaşam süresini gösteren zaman çizgisi boyunca farklı değerler taşıdığını vurgulamaktadır. Aile üyelerinin sayısının azalıp çoğalmasına bağlı olarak aile içi ilişkiler örgüsü, roller ve konumlar uygun olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle konuyla ilgilenen sosyal bilimciler tarafından daha farklı döngüler de dile getirilmiş ve buna bağlı olarak farklı gruplamalar yapılmıştır. 1931 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalarda farklı evre ve özellikleri içeren aile yaşam döngüsü modelleri ortaya konmuştur. İlk çalışmalardan itibaren yaşam döngüsünde 4 ile 10 arasında evre tespit edilmiştir. Farklı çalışmalarda farklı ölçütlere dayalı olarak evreler belirlenmiştir. Özdemir, Torlak ve Vatandaş 2013. Aile yaşam döngüsü, ailenin oluşumu, gelişimi ve çocukların değişimlerine göre ailenin yapısında görülen değişiklikleri çekirdek ya da tipik aile yaşam basamaklarına göre ortaya koyar. Aile değişen sınırları, kuralları, rolleri, güç dağılımı ve iletişim özellikleri tanımlanan yaşam dönemlerinden geçmektedir. Her basamak aileye bir görev yüklediği gibi bir basamaktan diğerine geçiş sürecinde değişimler yaşanır. Bu geçişler kimi zaman normal kabul edilirken kimi zaman da oldukça gergin ve çatışmalı durumlar ortaya çıkabilir. Yaşanan gerginlik ya da kabul durumu farklı etmenlere bağlı olarak aileden aileye değişmektedir. Özabacı ve Erkan, 2013. Sorun yaşayan ailelerin genel özellikleri Aile oluşumundan itibaren iç ve dış etkilerle sürekli bir değişim içindedir. Aile yaşam döngüsü içinde bir çocuğun dünyaya gelmesi, ev değişikliği, okula başlama, çocukların özel gereksinimlerini karşılama, işten ayrılma, hastalık, kayıp, evden ayrılma, boşanma gibi pek çok etmen aile atmosferini ve koşulları etkiler. Her evrede ailenin karşısına çıkan yeni durum, olay ve değişikliklerle baş edebilmesi için yeni yollar, beceriler geliştirmesi gerekir. Aile içinde ya da dışında karşılaşılan yeni durumlarla ilgili çeşitli sorunlar, krizler yaşanabilmektedir. Bir ailede hiç sorun yaşanmaması mümkün değildir. Her ailede farklı dönemlerde yaşanan sorunlar vardır ancak önemli olan ailede tüm üyelerin gereksinimlerinin gözetilerek sorunları çözme çabası gösterilmesidir. Aile yaşadığı çeşitli zorluklar ve değişimler nedeniyle kimi zaman sorunlarla baş etme ve yeniden uyum sağlama becerilerini etkili biçimde kullanamaz. Sorunlarla baş edememenin yan sıra görmezden gelme ya da durumu gerçekçi biçimde değerlendirememe nedeniyle sorunlar büyüyüp kalıcı hale gelebilmektedir. Böyle durumlarda ailenin işlevlerini yerine getirmesi oldukça zordur. Aile içi dinamikler. Aile dinamiklerinin temel ilkesi sistemler anlayışına dayanmaktadır. Bir üyenin davranışı doğrudan ya da dolaylı olarak diğerlerini etkiler. Ailede sorun yaşayan bireyin davranışları diğer üyelerin davranışlarını, tepkilerini ve davranışı değiştirmeye yönelik çabalarını etkilemektedir. Başak, 1997. Aile üyeleri sürekli birbiriyle etkileşimde bulundukları için bağlılık ve uyum özellikleri gelişmektedir. Ailede eşler arasındaki ilişki temeldir. Eşler karşılıklı insan ilişkilerinde model olarak çocuğun aile içinde eğitilmesini sağlar. Farklılıkların tartışılması, gereksinimlerin karşılanması, birlikte karar alma, çatışmaları yönetme, bağlılık gereksinimlerinin giderilmesi ileriye dönük konularda bir eşin diğerine karşı davranışları tüm aile üyeleri arasındaki iletişimi etkiler. Ayrıca, çocuk bakımı, beslenmesi, rehberliği ve disiplininde esas sorumluluğu olan kişiler ebeveynlerdir. Ebeveynlerle etkileşim çocuklara otorite ve gücü elinde tutan kişilerle ilişki konusunda deneyim sağlar. Ebeveynlik tutumları ile ilgili yaşanan sorunlar ciddi kişiler arası çatışmalara ve çocuklarda aile düzenini reddetme ve evden kaçmaya neden olabilmektedir. Kardeşler arasındaki ilişkiler ise çocuklarda tartışma kalıplarını geliştirme, işbirliği yapma, karşılıklı destek verme gibi konularda becerilerin kazanılmasını sağlar. Aile sisteminin en önemli karakteristik özellikleri aile kuralları, aile rollerinin düzenlenmesi Dışsal ve içsel aile sınırları, aile üyeleri arasında güç dağılımı ve iletişim sürecidir. Ailenin bu özellikleri aynı zamanda denge ve uyumun sağlanmasında önemli aile içi dinamiklerdir. Aileyi diğer sistemlerden ayıran dışsal sınırların, çocuk ve aileyi en az stres içeren ortamlarda bir araya getirmesi önemlidir ailenin hem bütünlüğü koruma hem de dış sistemler arasında bilgi akışına izin veren bir anlayış izlemesi ailede sağlıklı ortamların oluşmasına, işlevlerin yerine getirilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Sosyopsikolojik özellikler Ailede bütünlüğün korunması, denge ve uyumun sağlanmasında ailenin sahip olduğu sosyopsikolojik özellikler büyük önem taşımaktadır. Ailenin sosyal özellikleri, aile yapısı, sosyoekonomik durumu, Eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır. Psikolojik özellikler ise ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir. Aile yaşam döngüsü içinde sürekli yeni durumlarla, değişikliklerle karşılaştığı için her değişim bir zorlanma ve sorunun kaynağı olabilir. Aile ortamında baskı, çatışma, kontrolünü yitirme ve belirsizlik durumlarının yaşanması sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Aslında çatışma, gerginlik ve sorunlar da yaşamın bir parçasıdır. Ailede ekonomik güçlükler, çocuklar, yaşlanma, hastalık, ölüm gibi ortaya çıkan bazı durumlar aile üyelerinde hayal kırıklıkları, travmalar, incinmişlik, öfke ve depresyon oluşturabilir. Çocukların rolleri, aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar. Dünyaya gelen çocuk kendini karakteristik özelliklere ve yapıya sahip bir ailenin içinde bulur. Çocuğun sağlıklı bir yapı içinde olumlu yaşantılarla yetiştirilmesinde diğer sosyal grup ve etmenlere göre aile birinci önceliği taşımaktadır. Çocuğun gereksinimlerinin karşılanması, sevgi, ilgi ve güven veren bir aile ortamında bulunması onun tüm gelişim özelliklerini, kişiliğini ve yaşama bakışını etkiler. Aileler her zaman çocuğun dünyaya gelişine hazır olmayabilir. Ebeveynlerin yaşamlarının bazı dönemlerinde karşılaştığı zorluklar, eşler arası uyumsuzluk, iletişim bozuklukları aile ortamında karmaşa ve dengesizlik yaratır. Çocuğun böyle zamanlarda dünyaya gelmesi hem ebeveynler hem de çocuk bakımından zorlayıcı koşulları da beraberinde getirmektedir. Sağlıklı bir aile ortamında çocuk kendine özgü gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, gereksinimleri, becerileri, eğilimleri olan bakım, korunma ve desteğe ihtiyaç duyan bir varlıktır. Çocuğun öncelikle çocukluğunu yaşayabileceği ve aynı zamanda gelecekteki rollerine hazırlanabileceği, bir insan olarak kendini inşa edebileceği bir anlayışa ihtiyacı vardır. Çocuklar için her zaman bu ortamı ve anlayışı oluşturmak mümkün olamamaktadır. Kimi zaman çocuk ekonomik bir kaynak, iş gücü, gelecek güvencesi, cinsiyeti ile var olan, çalışan, kardeşlerine bakan, ev işleri yapan itaatkar ya da tam tersi karar veren biri olarak ailede varlığını sürdürebilmektedir. Farklı aile tiplerinde yaşanabilecek sorunlar. Toplumsal, sosyokültürel ve ekonomik yapının geçmişten günümüze kadar değişimiyle birlikte aile yapısı, işlevleri ve yaşanan sorunlar da değişime uğramıştır. Temel olarak çekirdek ve geleneksel geniş aile tipi olmakla birlikte aile dinamik bir yapıya sahip olduğu için koşulların değişmesiyle birlikte farklı aile tipleri de ortaya çıkmıştır. Bu bölümde farklı aile tiplerinde ortaya çıkabilecek sorunlara yer verilmiştir. Çekirdek ailelerde yaşanabilecek sorunlar. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aileyi geleneksel geniş aileden ayıran en önemli özellik aile üye sayısının ve işlevlerinin azalmasıdır. Çekirdek aile geniş akraba bağlarından yoksun olduğu için akrabaların aile üzerindeki denetimi azalmıştır. Eşler karar verme ve seçme sürecinde daha bağımsız hareket ederler. Çekirdek aile yapısı ve işleyişi cinsiyet ayrımı yapmadan her iki eşinde çalışmasına fırsat verir. Çekirdek ailenin toplum içindeki en önemli işlevlerinden biri, çocuk yapma ve çocuğun çok küçük yaşta sosyalleşmesini sağlamaktır. İkincisi ise eşler arasındaki psikolojik uyum ve dengenin kurulmasıdır. Bu olumlu yanlarına rağmen çekirdek aile kırılgan bir yapıya sahip olup geniş ailede olan dayanışma ve destekten yoksundur. Uçar, 2003, Zeybekoğlu Dündar, 2012. Çekirdek aileye özgü bazı özellikler bulunmakla birlikte her aile bu özellikleri tümüyle taşımaz. Çekirdek ailede yaşanan sorunlar karşısında bir çocuk gelişimci öncelikle çocuğun gelişimini, gereksinimlerini, güvenliğini, ruh sağlığını, haklarını ve ilişkilerdeki etik kuralları dikkate alarak çocuğun önceliğini ve üstün yararını gözetmelidir. Çocuk aile ile bir bütündür ve eşler arasındaki çatışmalar, duygusal yapı, etkileşim biçimi, ebeveyn tutumları, ailenin koşulları çocuğu doğrudan etkiler. Bu yüzden, Ailenin kendi durumunu anlamasına, çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmasına, iletişim, problem çözme, ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik planlamalar ve uygulamalar yapmak çok yararlı olacaktır. Koruyucu veya evlat edinmiş ailelerde yaşanabilecek sorunlar. Koruyucu aile hizmetleri, öz ailesi bulunan ancak öz ailesince bir süre için bakılamayan Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan çocukların bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin sunduğu özel nitelikler gerektiren bir hizmettir. Bu hizmet, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi gereğince yürütülmektedir. Koruyucu aileler, sosyal çalışmacılar tarafından ayrıntılı sosyal inceleme ve değerlendirmelerle seçilen geçici anne babalardır. Ailelerde sık karşılaşılan sorunlar. Ailenin oluşumundan itibaren aile yapısı, üyelerin özellikleri ve çevre koşulları nedeniyle aileler sürekli bir değişim içindedir. Aileyi oluşturan kişilerin bir araya gelmesiyle birlikte çatışmalar, uyum sorunları, işsizlik, yoksulluk, şiddet, alkol ve madde bağımlılığı Aileden birinin kaybı gibi pek çok sorunla karşı karşıya gelebilirler. Aile üyeleri arasında etkili iletişim, sağlıklı ilişkiler ve bağlılık oluşmuşsa bu sorunların üstesinden gelip sağlam bir şekilde yola devam etmek mümkündür. Ancak ailede olumsuz iletişim, sorunları görmezden gelme, problem çözme becerilerinin yetersizliği, baskı, güç dağılımında dengesizlikler gibi durumlar varsa sorunları çözmek oldukça zordur. Sorunların çözümsüz kalması ailenin parçalanmasına, dağılmasına neden olabilir. Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 7. ünite özeti. Çocuklarda problem davranışlar ve ailelerin desteklenmesi. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Çocukların sosyal duygusal gelişiminin yeterince desteklenmemesi, gelişimi olumsuz etkileyen faktörler, çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde aksayan noktalar doğrudan ya da dolaylı olarak davranış problemlerine neden olabilmektedir. Çocuklarda problem davranışları ele alırken öncelikle sosyal duygusal gelişim özelliklerinin incelenmesinde fayda vardır. Çocukların sosyal gelişim özellikleri. Sosyal gelişim, bireyin yaşadığı topluma, grup yaşamının kural ve zorunluluklarına karşı duyarlılık geliştirmesidir. Sosyal gelişim denildiğinde karşımıza pek çok kavram çıkmaktadır. Bunlar sosyal beceri, sosyal yeterlik, benlik, sosyalleşme, sosyal zeka ve sosyal olgunluk kavramlarıdır. Sosyal beceriler, problem çözme, karar verme, iletişim, kendini yönetme ve akran ilişkileri gibi diğerleriyle olumlu sosyal ilişkileri başlatmaya ve sürdürmeye izin veren becerilerdir. Çocukların tüm bu sosyal becerilerini akranları ile iletişim ve etkileşimlerinde uygun ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri ise sosyal yeterlik olarak tanımlanır. Benlik, çocuğun kendisiyle ilgili olarak zihninde çizdiği görünümdür. Sosyalleşme, çocuğun içinde bulunduğu toplumun inançlarını, tutumlarını ve kendisinden beklediği davranışları öğrenmesidir. Sosyal zeka, bireyin çevresindeki insanların duygularını isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesi olarak tanımlanırken bireyin sosyal açıdan yaşına uygun davranışları gösterebilmesi ise sosyal olgunluk olarak tanımlanır. Çocukların duygusal gelişim özellikleri. Duygusal gelişim, çocuğun çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlarken çevresindeki kişilerin de duygu ve düşüncelerini anlamlandırmasını sağlayan bir süreçtir ve duygular insan olmanın en önemli özelliğidir. Duygusal gelişim denildiğinde karşımıza pek çok kavram çıkmaktadır. Bunlar duygu, heyecan, tutku ve duygusal zeka kavramlarıdır. Duygu, duyu organları ve iç organlar aracılığıyla alınan duyum ve algılar sonucu ortaya çıkar. Zamanında karşılanan gereksinimler olumlu duygular yaratırken, karşılanmayan gereksinimler olumsuz duygular yaratabilir. Heyecan hem psikolojik hem de fizyolojik bir durumdur. Sürekli devam etmeyen, bir anda olup bir anda geçen duygu durumudur. Tutku, bireyi gerçekleri görmekten uzaklaştıran, şiddeti ve sürekliliği çok fazla olan bir duygu durumudur. Duygusal zeka ise kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatminini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellenmesine izin vermeme kendini başkalarının yerine koyabilme ve ümit besleyebilme olarak tanımlanmaktadır. Goleman, 2001, Baran, 2011. Yaygın ebeveyn tutumları, ebeveyn tutumları ile ilgili farklı sınıflamalar olsa da otoriter, serbest, ilgisiz, aşırı hoşgörülü, aşırı koruyucu, dengesiz ve kararsız ve demokratik tutum yaygın olarak rastlanılan tutumlardır. Otoriter tutum daha çok eğitim düzeyi düşük ve alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerde gözlenmektedir. Bu ailelerde ebeveynler çoğunlukla sert bir ailede yetişmiş, otoriter ebeveyn tutumuna maruz kalmış ve bu özellikleri ile kendi aile üyelerini model alırlar. Bu ailelerde çocuğun istek ve ihtiyaçları dikkate alınmadan anne baba tarafından belirlenen kural ve emirler katı bir şekilde uygulanır. Serbest, ilgisiz tutumu olan ailelerde çocuğun yaşayarak öğrenmesi esastır ve çocuğu merkeze alan bir tutumdur. Genellikle çok yoğun iş temposu olan ailelerde ya da çocuk sayısının fazla olduğu kalabalık ailelerde daha sık bu tutuma rastlanmaktadır. Bu ailelerde çocuğun davranışlarına rehber olunmaz, hatalı ya da doğru davranışları çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesi beklenir ve desteklenir. Aşırı hoşgörülü tutuma benzer bir tutum da aşırı koruyucu tutumdur. Bu tutumda ebeveyn kontrol ve denetimi çocuğun hayata atılmasını ciddi şekilde zorlaştırır. Öyle ki adeta çocuklarını cam bir fanusta büyütürler aşırı koruyup kollayan anne babalar çocuklarını kucaklarından indirmez, her şeyi onun adına düşünüp yaparlar. Dengesiz ve kararsız ebeveyn tutumu NDA, Çocuğun bir davranışı anne babanın o anki psikolojik durumuna göre kimi zaman hoş karşılanırken kimi zaman cezalandırılabilir. Ailenin davranışı ve tepkileri günden güne farklılaşır. Bu tutum tutarsız tutum olarak da adlandırılmaktadır. Demokratik tutum en sağlıklı, olumlu ve en başarılı olan tutumdur. Bu tutuma sahip aileler tutarlı, kararlı ve güven vericidir. Çocuğa verilen şartsız sevgi ve saygıyı, çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olmayı, çocuğa her konuda iyi bir rehber olmayı davranışlarına yansıtmış ailelerin çocukları hayata daha güvenli ve sağlam hazırlanırlar. Ev kuralları birlikte konur ve hem ebeveynler hem de çocuklar bu kurallara uymak için gayret sarf ederler. Anne baba çocuk iletişimine önem veren bu tutumda ebeveynler çocuğun ilk elden yaşam deneyimleri kazanmasına fırsat verirler ve bu deneyimlerinde her zaman çocuğun yanında ve destekleyicidirler. Çocuklarda görülen uyum ve davranış sorunları. Davranış problemleri bireyin gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarında meydana gelir ve çocukların sorunlarını doğru bir şekilde anlamlandırıp yansıtamaması, kendini ifade edemeyerek içsel çatışmalarını davranışlarına aktarması şeklinde ortaya çıkar, Öztürk, 2014. Çocuklarda bir davranışın problem davranış olarak değerlendirilmesi için yaşa uygunluk, aşırılık, süreklilik ve cinsiyete dayalı rol beklentileri ölçütlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Korku, çocukluk çağında korku probleminin pek çok nedeni olabilir. Aile üyelerinin korkuları, çocuklarda öğrenilmiş korkulara neden olabileceği gibi, Anne babanın depresyon, öfke krizi gibi psikolojik problemleri, ailede boşanma, anne ya da babanın ölümü, aile içi şiddet gibi faktörler de çocukluk çağı korkularını tetikleyebilir. Bebeklik döneminde gürültü, tanımadığı yeni bir nesne bebeği korkutabilirken, 2 yaş civarında gök gürültüsü gibi ani çıkan yüksek seslerden korkabilir. Anne babadan ayrı kalmanın çocuğu oldukça tedirgin ettiği 3 yaş civarında dilenci, hırsız Polis ya da canavar, öcü ve diğer doğaüstü varlıklar çocuğun korkusunun kaynağıdır. Çocuğun hayal gücünün de etkisiyle korkuları da büyüdükçe çeşitlenmeye başlayabilir. Yalan söyleme. Yalan, kasıtlı olarak gerçekle ilgisi olmayan sözlerle başkasını bilerek aldatmak için söylenen geçiştirmeli sözlerdir. Çocuklar pek çok nedenle yalan söyleyebilirler. Çocuklar, anne baba veya çevredeki yetişkinlerin ilgisini çekmek, hayranlığını kazanmak, cezadan kurtulabilmek, bazen özlem duydukları, olmasını istedikleri şeyler için yalana başvurabilirler. Altını ıslatma. Çocuklar 2 yaş civarında idrarlarını gündüz kontrol edebilirken 3,5-4 yaş dolaylarında gece kontrol edebilirler. Çocukların idrar kontrolünü kazandıkları 4 yaşından sonra altı ıslatmanın hala devam etmesi altını ıslatma enürezis olarak tanımlanır. Çocukta altını ıslatma uzun süre devam ederse öncelikle organik bir bozukluk olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Dışkı kaçırma. Çocuğun bağırsak kontrolünün sağlandığı, kakasını tutma ve bırakma işlevini kontrol edebilmesi, yaşa gelmesine rağmen kakasını uygunsuz yerlerde yapması dışkı kaçırma adını alır. Tıbben enkopirezis olarak tanımlanan dışkı kaçırmanın tanısının konması için çocuğun 4 yaşından büyük olması ve bu davranışın en az 3 ay süre ve en az ayda bir kez ortaya çıkması gerekir. Çocukta enkopirezis probleminde, öncelikle organik bir bozukluk olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Bağırsağın son bölümündeki anüs çıkışındaki kas dokusunun yeterince kontrol edilememesi, anal problemler, nörolojik, bilişsel ve fiziksel gelişme gerilikleri dışkı kaçırmaya neden olabilir. Organik bir bozukluk yok ise, psikolojik nedenlerin araştırılması gerekir. Öfke, öfke, engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakılma, Kısıtlanma gibi durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan şeye ya da kişiye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz bir duygu durumudur. Çocuklarda gelişimsel gerilik, genetik faktörler, aile içi şiddet ve çatışmalar, ihmal ve istismara maruz kalma, tutarsız ebeveyn tutumları öfkenin en önemli nedenleri olarak sıralanabilir. Bebeklik döneminde açlık, susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk gürültü bebekleri öfkelendirirken, yürümeye başlama ile artık engellenme durumunda reddedildiklerinde haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde, yanlış anlaşıldıklarında sözel veya fiziksel şiddet içeren davranışlarla öfkelerini gösterebilirler. Parmak emme, parmak emme anne karnında başlar ve yeni doğan bebekler, emme refleksiyle doğdukları için bebeklik döneminde doğal olarak parmaklarını emebilirler. Çocukluğun erken dönemlerinde beslenme amaçlı olmayan parmak, baş parmak veya emzik emme çocuğun kendini düzenleme ve duygularını kontrol etme yetisinin gelişimi için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla baş parmak ya da işaret parmağını emen bebeklerin, bazen ayak parmağını bile emdiği görülebilir ki bu davranış, bebeğin çevreyi tanıma ve keşfetme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bazı bebekler diş çıkarırken de yoğun olarak parmak emme davranışı gösterebilirler. Bunlara ek olarak çocuklar zorlukla karşılaştıklarında, utanma ve sıkılma belirtisi olarak parmaklarını emebildikleri gibi, uykuya dalabilmek için kendilerini rahatlatmak için de parmak emebilirler. Parmak emme davranışının nedenleri konusunda yapılan çalışmalardaki en yaygın görüş, çocuğun kendini rahatlatmak amacıyla parmak emdiği yönündedir tanılanmış özel sorunu olan çocuklar. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlü, otizm spektrum bozukluğu gibi sorunların mutlaka bir uzman tarafından tanılanması gerekir. Bu sorunların tanılanması kolay değildir. Uzman kişiler tarafından, çok yönlü bir değerlendirme yapmak önemlidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ruhsal nedenlerden çok yapısal bir bozukluktan kaynaklanan, nörolojik temelli bir bozukluktur. Bu bozukluğun üç temel belirtisi bulunmaktadır. Bunlar, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. Ankay, 1992 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri ile ilgili yapılan çalışmalar genetik faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan kişilerin beyin görüntülemelerinde beynin sağ ve sol ön lobları, beyincik ve bazal ganglion adı verilen derin yerleşimli yapılar ile ilgili sorunlar saptanmıştır. Karaman, Türker, Kara, Durukan ve Fidancı, 2013. Özgül öğrenme güçlüğü. Özgül öğrenme güçlüğü bireysel olarak uygulanan standart testlerde kişinin kronolojik yaşı Ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Apa, 2001. Özgül öğrenme güçlüğünün pek çok nedeni vardır. Bunlar bebeğin doğumda oksijensiz kalması, kafa travmaları, akraba evliliği gebelik ve doğum sırasında annenin geçirdiği kaza ve hastalıklar, annenin gebelikte alkol, ilaç ya da madde kullanımı, RH uyuşmazlığı, erken doğum ve beslenme yetersizliği gibi nedenlerdir. Gültekin Akduman, 2014 Özgür öğrenme güçlüğüne müdahale, ilaç tedavisi, özel eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetleri olarak üç ayaklı biçimde sürdürülmelidir. Otizm spektrum bozukluğu Otizm spektrum bozukluğu, Genellikle 3 yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan bir bozukluktur. Bu bozukluğun çevresel etkilerle tetiklenen genetik temelli bir bozukluk olduğu düşünülmektedir. Özbey, 2005. Anne baba eğitimi ve danışmanlık hizmetleri dersi 8. ünite özeti. Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin desteklenmesi özel gereksinimli çocuklar gelişimi farklı olan bireyleri tanımlamak için alanda özürlü, engelli, özel gereksinimi olanlar, gelişim farklılığı olanlar, farklı gelişim gösterenler ve öğrenme farklılığı olanlar özel eğitim gerektiren bireyler gibi terimler kullanılmaktadır. Baykoç, 2011. Özürlü ve engelli gibi ifadeler etiketlemeyi arttıran terimlere örnek Özel gereksinimli, farklı gelişen, gelişim farklılığı olanlar, özel eğitim gerektiren bireyler gibi ifadeler de etiketlemeyi en aza indirmek için kullanılan terimlere örnek olarak verilebilir. Türkiye'de son olarak 2009 yılında yeniden düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde ÖEHY ise özel eğitime ihtiyacı olan birey ifadesi kullanılarak bu gruptaki bireyler, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey olarak tanımlanmaktadır. Farklılık beklenilenin altında ya da üstünde olabilir. Özel gereksinimli çocuklarda yetersizlik alanlarının sınıflandırılması. Özel gereksinimli terimi genellikle hem gelişimsel yetersizliği olan çocuğu hem de üstün yetenekli çocuğu kapsayacak şekilde kullanılır. Özel gereksinimli çocuklar, zihinsel özellikler, duysal yeterlilikler, iletişim yeterlilikleri, duygusal ve davranışsal gelişim ve fiziksel özellikleri bakımından normal çocuklardan farklılıklar gösterirler. Özel gereksinimli çocukların farklılıkları şu şekilde gruplandırılabilir, Kirk, Gallagher, Coleman ve Anastasiov 2012. Zihinsel farklılıklar, zihinsel olarak ileri düzeyde olan çocukları, üstün zekalı ve çok yavaş öğrenen çocukları kapsamaktadır. İletişim farklılıkları, dil ve konuşma bozukluğu olan çocukları ve otizm gibi iletişimde bozulma ya da gecikme olan yetersizlikleri kapsamaktadır. Öğrenme yetersizliği, sınıflarda öğrenme ve dikkat problemi olan çocukları kapsamaktadır. Duyusal farklılıklar, işitme ve görme bozukluğu olan çocukları kapsamaktadır. Davranışsal farklılıklar, duygusal ya da sosyal olarak meydan okuyucu çocukları kapsar. Çoklu veya ağır yetersizlikler, birden fazla yetersizliği olan çocukları kapsar. Örneğin, serebral palsi, zihinsel ve gelişimsel yetersizliği olan ya da hem işitme hem de görme yetersizliği olan çocuklar. Fiziksel farklılıklar, hareket, sağlık ve fiziksel canlılığa engel olan duyusal bozukluğu olmayan çocukları kapsar. Yetersizlik türlerinin yaygınlık oranları, özel gereksinimli bireylere ilişkin sayısal bilgilere ulaşılması her dönemde güç olmuştur. Türkiye ve pek çok ülke yetersizliği olan bireylere ilişkin istatistiki bilgileri Dünya Sağlık Örgütü'nün, HU, tahminleri doğrultusunda vermektedir. Hu'nun raporlarına göre dünya nüfusunun yaklaşık %10'unun yetersizlik durumundan etkilendiği, bunların da 200 milyonunu çocukların oluşturduğu bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 ila 2015 yılı istatistiki verilerine göre temel eğitimden, ilkokul kademesi, faydalan öğrenci sayısı 5,434150 iken, özel eğitimden faydalan öğrenci sayısı 9967'dir. Özel eğitimden ilkokul kademesinde faydalanan 8151 öğrencinin zihinsel yetersizlik grubundan olduğu görülmektedir. Sayısal veriler incelendiğinde zihinsel yetersizlik grubunu işitme, görme ve ortopedik yetersizlik grupları izlemektedir. Özel eğitim alanında okul öncesi ilk orta lise ve kaynaştırma eğitimindeki toplam özel gereksinimli çocuk sayısı ise 259.282'dir. Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin sadece yüzde 41'nin ilkokul mezunu olduğu, çok azı ilkokul sonrası eğitim almaktadır, dikkate alındığında, eğitim hizmetlerinden yararlanma oranlarının çok düşük olduğu söylenebilir. Sık rastlanılan yetersizlik alanlarının genel özellikleri, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Kurulu tarafından yapılan tanıma göre, konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik ve akıl yürütme yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli derecede güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluktur. Öğrenme güçlüğü terimi ilk kez 1962'de Körk tarafından kullanılmıştır. Bu terimle nörolojik, duygusal ya da davranışsal bozukluklardan kaynaklanan konuşma, Dil, okuma, yazma, aritmetik becerilerden bir ya da daha fazlasında gecikme ya da bozulma olması ifade edilmektedir. Zihinsel yetersizlik, duyu kusurları ve kültürel farklılıklar bu tanımın kapsamına alınmamıştır. AKT Karaman, Kara ve Durukan, 2012 Öğrenme güçlüğü olan çocuk konuşma ve yazma dilini kullanmada ve anlamada zorluk çeker ve dinleme, düşünme, okuma, yazma, hecelemede zorluk gözlenebilir. Öğrenme güçlüğü matematikte de gözlenebilir. Disleksi, disgrafi ve diskalkülü öğrenme güçlüğünün üç türüdür. Öğrenme güçlüklerinin bu türleri bir arada görülebildiği gibi tek başlarına da görülebilmektedir. Disleksi, okuma ve heceleme becerilerinde ciddi bozukluğu içerir. Disgrafi, el yazısında zorluğu içerir. Çok yavaş ve okunaksız yazma ve imla hataları yapma bu zorluklardandır. Diskalkuli, matematiksel işlemlerde zorluk çekmeyi içerir. Dil ve konuşma bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, iletişim bozuklukları kapsamında ele alınmaktadır. İnsanların bir arada yaşayabilmelerinin en önemli gerekliliklerinden biri olan iletişim, diğer kişilere bilgi, duygu ve düşüncelerin aktarılması sürecidir. İletişim sürecinde en etkili araç olarak ilk akla gelenler dil ve konuşma olmaktadır. Dil, sembol ve kurallardan oluşmuş iletişim aracı, konuşma ise dilin sese dönüştürülmüş halidir. Dil ve konuşma bozukluğunun nedenleri organik bozukluklar ve işlevsel bozukluklar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Organik bozukluklar, bireyin sinir kas mekanizmasındaki tanımlanabilir bir soruna bağlı olan bozukluklardır. İşlevsel bozukluklar ise ne organik ne de sinir sistemine bağlı olarak tanımlanan bozukluklardır. Serebral palsili ya da dudak damak yarıklığı olan bireylerdeki dil ve konuşma bozukluğu organik bozukluklardandır. Kekemelik ve ses kaybı gibi bozukluklar ise işlevsel bozukluklardır. Maviş, 2011. Zihinsel Yetersizlik Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Birliği, AIDD'nin 2010 yılında yapmış olduğu tanıma göre zihinsel yetersizlik, zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlılıkların karakterize ettiği, bilişsel, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren bir yetersizlik türüdür. Bu yetersizlik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Zihinsel yetersizlik çok çeşitli etmenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğum öncesinde, sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan çeşitli biyolojik ve sosyal etmenlerin zihinsel yetersizliğe neden olduğu söylenebilir. Bazı durumlarda zihinsel yetersizliğin temel belirleyicisi biyolojik faktörler, bazı durumlarda ise sosyal faktörler olabilmektedir. Kimi durumlarda ise çeşitli biyolojik ve sosyal etmenler bir araya gelerek zihinsel yetersizliğe yol açabilmektedir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çeşitli özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Eripek, 2003. Dikkat: Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmadır. Genelleme, genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler. Öğrenme, akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederle ancak öğrenme hızları daha yavaştır. Güdülenme, dikkatte, bellekte, kendini düzenlemede, dil gelişiminde, Akademik başarıda süre gelen problemler göstermeleri güdülenme problemlerinin ortaya çıkmasına uygun bir zemin hazırlamaktadır. Yaşanılan uzun süreli başarısızlıklar, öğrenilmiş çaresizlik geliştirme olasılığını artırmaktadır. Dil gelişimi, zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır. Kendini düzenleme, zihinsel yetersizlik gösteren bireyler yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında kendilerini düzenleme stratejilerini daha az sıklıkta kullandıkları görülmektedir. Bu beceri dil gelişimini de etkilemektedir. Akademik başarı, zeka ile başarı arasındaki yakın ilişki nedeniyle zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin akademik başarıları da düşük olmaktadır. Sosyal gelişim, zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin benlik kavramları zayıftır ve arkadaşlıklarında sıklıkla problem yaşarlar. Duygu ve davranış bozukluğu, duygusal uyum güçlüğü, sağlık durumu, zihinsel ve duysal faktörlerle açıklanamayan pek çok durumu içermektedir. Bunlar, bireyin kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişki kurma ve sürdürmede güçlük çekme, genel bir mutsuzluk ve depresyon hali, bireysel sorunlar veya okul problemleriyle ilgili korku, tırnak yeme, parmak emme ve benzeri fiziksel belirtilerden bir veya birden fazlasını içerir, Santrock, 2012. Otizm spektrum bozukluğu, OSB, otizm, ilk olarak 1943 yılında çocuk psikiyatristi Amerikalı Leo Kenner tarafından tanımlanmıştır ve tıp alanına, erken çocukluk otizmi, olarak girmiştir. Otizm, genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, gelişimsel bir bozukluktur. Bireyin sosyal etkileşimini ve iletişimini olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Özel gereksinimli çocuklarda tanılama süreci. Özel gereksinimi olan bireylerin özel eğitim ve ilişkili hizmetlerden faydalanabilmesi için tanılamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Özel gereksinimli çocukların tanılanması sıklıkla başarılı müdahalelerin ilk adımıdır. Uygun tanılama, uygun destek ve hizmetlerin ya da çocuğun özel ihtiyaçları için müdahalelerin sağlanması açısından önemlidir. Kurt, Gallayer, Coleman ve Anastasio, 2012 Özel gereksinimli çocukların 0 ila 3 yaş döneminde tanılanması kritik bir öneme sahiptir. Tıbbi tanılama Tıbbi tanılama, yetkili sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından tıbbi ve psikometrik testlerden elde edilen veriler doğrultusunda sınıflandırma yapmak ve teşhis koymak için yapılmaktadır. Eğitsel tanılama, tıbbi tanılama özel gereksinimli bireylerin özel eğitime yönlendirilmesi için yeterli değildir. Her bireyin yetersizlikten etkilenme düzeyi ve eğitim ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Bu nedenle tıbbi tanılama sonrası eğitsel tanılama ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Özel gereksinimli çocukların aileleri, aileye yeni bir bebeğin katılacağı haberi çoğu ailede mutluluk, sevinç yaratır. Aile üyeleri aileye yeni bir bebeğin gelişini beklerken çoğunlukla sağlıklı bir bebeğin hayalini kurar ve heyecanla onun gelişini beklerler. Kimse bu süreçte gelişimsel olarak farklı bir bebek ihtimalini aklına getirmek istemez. Ancak doğan bebeğin özel gereksinimli olması tüm aile üyelerinde hayal kırıklığı oluşturabilir. Özel gereksinimli çocuğun ailenin yaşantısında ve planlarında değişiklik yaratması yoğun bir kaygıya neden olabilir. Özel gereksinimli yeni bir birey aileye katıldığında sadece anne baba değil varsa kardeşler de bu durumdan etkilenmektedir. Kimi araştırmalarda gözün kahraman ve Karadayı 2015 özel gereksinimli kardeşe sahip çocukların bu duruma ilişkin fazla bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Anne babalar ve kardeşin özel gereksinimli çocuğu tanıma ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri için bilgi ve sosyal desteğe gereksinimleri vardır. Virgül